İyi akşamlar Habertürk'e. Ötek gündeme hoş geldiniz. Bu akşam ötek gündemde Osmanlı devlet yapısını, hukuk sistemini ve bu sistemde adaletin nasıl dağıtıldığını konuşacağız. Osmanlı nasıl oldu da beylikten devlet, devletten bir imparatorluk haline geldi? Bu devlet ne oldu da çadırdan saraya taşındı? Osmanlı nasıl oldu da 7 cihana hükmetti? Bunun sırrı neydi? Nasıl bir devlet sistemi oluşturdular? Her şey padişahın takdiri miydi? Kanunnameler, fetvalar ve fermanlar devlet yönetiminde ne kadar etkiliydi? Ve daha pek çok sorunun cevabını, bütün merak edilen soruların cevaplarını bu akşam ötek gündemde bulacaksınız. Kimlerle birlikteyiz? Konuklarımız Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Özcan. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş, teşekkür ederim. Ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Efendim bu gece diyoruz ki Osmanlı'da devlet düzeni, bir devlet nasıl kuruldu, nasıl imparatorluk oldu, bunun için önemli vurgulanması gereken şeyler nelerdi, bunları gün yüzüne çıkaracağız ve devlet içerisindeki sistemleri, kademeleri konuşacağız. Sizlerin de sorularını ve merak ettiklerinizi tabii ki bekliyoruz ve kimin kararı diyoruz. Evet, ötek gündem başlıyor. İki değerli konuğumla birlikte Osmanlı devlet düzenini konuşacağız. Kimin kararı etiketiyle de sizlerin de sorularını hocalarımıza yönelteceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Osmanlılar beylikten saltanata geçiş sürecini çok kısa sürede tamamladılar aslında. 150 yıl kadar süre sonra artık idari, askeri, toplumsal birçok alanda Osmanlı'nın kendini tarih sahnesine saygıyla andıracak devletler statüsüne kazandırdığını biliyoruz. Bunun çok fazla etkisi var. Devlet düzeninin, kademelerinin bunun böyle olmasına çok fazla etkisi var. Baktığımız vakit ilk olarak Osmanlı bir uç beyliği, bir sınır beyliği ama sonrasında bir cihan imparatorluğu haline geldi. Buradan alalım meseleyi. Bu devlet kademelerini konuşmadan önce ne oldu? Rakiplerini nasıl alt edebildi tabiri caizse? Nasıl sıyrıldı? Çünkü baktığımız vakit o uç beylilerinin arasında, beyliklerin arasında çok da zayıf olanlardan biriydi Osmanlı. Nasıl oldu da imparatorluk haline geldi kısa sürede? Mehmet Akif Hocam sizinle başlayalım. Şimdi buyurun. Tabii Osmanlı Devleti'nin gerçekten ifade ettiğiniz gibi bir uç beyliğinden bir cihan devleti haline gelmesi aslında o kadar kolay bir hadise değildir. Yalnız Selçuklu Devleti'nin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da kurulması ve kök salmış olması zemini büyük bir devlet kurmak için biraz hazır hale getirmişti. Bu bir gerçek. Aslında Türk devletlerine baktığımız zaman üçlü bir siyasi yapı görürüz. Boy, bodun, il şeklinde. Türk devletleri ta İslamiyet öncesi dönemden beri çok çabuk birleşip büyük devlet olurlar, Türk boyları. Zaman zaman da merkezi otorite zayıflayınca çok çabuk dağılırlar. Bu bakımdan Osmanlı Devleti uygun bir zeminde, Anadolu zemininde diğer unsurları iyi kullanarak ve diğer Türk devletlerinin ve İslam devletlerinin yapmış olduğu bazı hatalardan ders çıkararak bir cihan devleti haline gelmek için gayret etmiştir. Burada Batı Anadolu'ya doğru Türk göçünün var olması, Moğolların bunu sağlayacak bir faktör olması da önemlidir. Türkler birkaç yöne tarih boyunca göç etmişlerdir. Bunlardan birisi Anadolu yönüdür. Anadolu'yu nüfus olarak beslemişlerdir. İkincisi mesela biz çok az ilgilenmekteyiz maalesef. Hindistan yönüdür. Hint alt kıtasında oradaki son Türk devleti olan Babürlü Devleti 1850'lerin sonunda yıkılmıştır. Yani 19. asrın ikinci yarısına kadar orada bir Türk devleti var. Neden orada devamlı olmamış? Orayı nüfus olarak besleyememiştir Türkler. Ama Anadolu'yu beslemişlerdir. Burada Moğolların, Moğol istilasının da müsbet bu anlamda rolü var. Yani Moğol istilasından kaçan Türk boyları Anadolu'yu nüfus bakımından beslemişlerdir. Bir büyük devlet kuracaksınız, bir imparatorluk kuracaksınız. Önce nüfusunuzun bunu desteklemesi lazım. Yani 3-5 milyonluk bir nüfusla bugünkü şartlarda mesela büyük devlet kuramazsınız. Büyük devlet haline gelemezsiniz. Şimdi Abdülkadir Bey de burada, tarihçiler Osmanlı Devleti'nin niye bu kadar büyüdüğünü hep tartışmışlardır. Burada
3 tane tez var. Bunlardan birincisi Fuat Köprülü'nün savunduğu bu tez. Belki hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Fuat Köprülü diyor ki, işte benim söylediğimi Fuat Köprülü söylüyor. Moğol istilasından kaçan Türk boyları Anadolu'ya göç ettiler. Osmanlı Devleti büyük devlet olmak için ihtiyaç duyduğu nüfusu bu Moğol istilasından kaçan Türk boylarından elde etti. Nüfus bakımından zengin oldu diyor. Avusturyalı tarihçi Paul Wittek'in farklı bir şeyi var. Belki bunu birleştiriyor modern teoriler artık yavaş yavaş. Paul Wittek de şunu söylüyor. Osmanlı Beyliği yeni Müslüman olmuş Kayı Boyu tarafından kurulmuştu. Yeni Müslüman olan boylar, kabileler, insanlar güçlü bir dini duyguya sahiptirler. Bunlar da yeni Müslüman oldukları için bu yeni dini yaymaya karşı büyük bir arzu taşıdılar. Anadolu zaten Türkleşmiş ve Müslümanlaşmıştı. Bu yüzden yönlerini Anadolu'ya çevirmediler. Müslüman olmamış Batı'ya çevirdiler. Biliyorsunuz Orhan Gazi döneminde biz Rumeli'ye ilk defa geçtik. Yani Osmanlı Devleti bir beylik olarak başlayınca çok dengeli biçimde Rumeli'de ve Anadolu'da gelişmiştir. Yani Üsküp'ün ele geçirilişi, Osmanlı yönetimine girmesiyle Orta ve Doğu Anadolu'daki bir şehrin girmesi hemen hemen aynı dönemlere denk gelir. Dolayısıyla Osmanlılar çok erkenden Rumeli'ye geçtiler. Rumeli'deki siyasi ve etnik yapı, dini yapı böyle bir geçişi destekledi. Yani orada feodal bir yapı vardı. Bizans döneminden gelmiş 1200'lü yıllarda Latin istilasından dolayı mağdur edilmiş bir Ortodoks zümre vardı. Katoliklere karşı bir tepki vardı. Bu yüzden buralarda Osmanlı'nın çok basiretle, çok dikkatle ilerlemesi burada Osmanlı Devleti'nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Zaten o coğrafyalardaki halk bir kurtarıcı bekliyordu. Vaziyetteydi. Yani bunun altyapı çok hazırdı. Özellikle bunun kendi mezhebi inançlarına, bağlılıklarına saygı gösteren bir güç olması bunu kolaylaştırdı. Çünkü 1200'lü yıllarda Katolik Latinler Bizans'a hakim oldular. Ortodokslara çok zulmetmişlerdi. Bu yüzden Osmanlıların diğer dinlere, Müslüman oldukları halde diğer dinlere çok saygı göstermeleri, müsamahalı davranmaları, düşük vergiler, adil bir vergi sistemi kurmaları, yani çok farklı faktörler bir araya geldi Osmanlı'nın büyük devlet olmasında. Şimdi dediniz ki işte gayrimüslimlere iyi davranılması, düşük vergiler, onlara din baskısı yapılmaması, hemen Şeyhülislamların fetvaları geldi bu konuda. Padişahlar aslında yapmak istememiş değiller de. Bazen değil mi? Yani demişler ki bunları zorlayalım, Müslüman yapalım ama fetvalar gelmemiş, fetvalarda konuşalım bunları. Şey var tabii orada yine Wittek'in bir sözü var, diyor ki Osmanlılar yeni ülkeler fethettikçe devlet yönetimini büyük ölçüde hukukçuların yönetimine, müderrislerin yönetimine verdiler. Dini duyguları kuvvetli olan, yeni Müslüman olanlar veya yeni din değiştirenler zorla din değiştirmeye çok yatkındırlar. Halbuki ulema zorla din değiştirmenin önüne engel koydu. Bunu zorlama yapmamız doğru değildir diye. Bu sebeple Osmanlılar Balkanlarda ilerlediler ama kimseye zorla Müslüman yapmadılar diyor. Peki Abdülkadir Hocam, siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi fetih politikalarına da bağladı Mehmet Akif Hocam. Evet. Şimdi disiplinli savaş yeteneği yüksek bir toplum Osmanlı. Sadece bu mu, yoksa devlet düzeni bunlar da işin içine katılabilir mi, ya da toprak düzeni? Akif Bey güzel bir giriş yaptı. Ben katılıyorum aynen görüşlerine. Bir defa Osmanlılar sizin de buyurduğunuz gibi Anadolu beyliklerinin en küçüğüydü. Adeta bazı Bizans ve Arap kroniklerinde isimleri bile geçmez. Çok sonraları geçer. Bulundukları yeri çok iyi değerlendirdiler. Bir defa Wittek'in sözlerine İnalcık Hoca da katılır. Gaza ideolojisini benimsediler. Gaza da kime karşı yapılır? Gayrimüslimlere karşı yapılır. Ama bu gaza ideolojisini yaparken komşuları olan Bizans şehirlerini, tekfurluklarını da kötü davranmadılar. İyi davrandılar. İstimalet politikası uyguladılar. Yani sevdirme, hoşgörü, dini yaymak için de kesinlikle baskı yapmadılar. Zaten İslamiyet'te baskı yok. Zorla bir kimseyi şey yapamazsınız, Müslümanlaştıramazsınız. Bir de güzel bir yere vurgu yaptı Akif Hoca. Osmanlı Devleti aslında bir Balkan devleti olarak ortaya çıktı denilebilir. Balkanlarda düzeni kurduktan, sağlamlaştırdıktan sonra
Anadolu'da birliği sağladı. Mesela 1. Murat Hüdavendigar Balkanlara geçtikten sonra adeta bir vasal imparatorluk kurdu. Yani Devlet-i Aliye'ye bağlı birçok şeyleri, devleti, krallığı, prensliği devlete bağladı ama merkezi sistem hemen yerleştirmedi. Bir süre vasal olarak onları muhafaza etti. İlk defa merkezi imparatorluk kurma fikri 1. Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid döneminde başlar. Yani vasal imparatorluğu doğrudan merkeze bağlama politikasını Yıldırım Bayezid uygular. Tabii büyük bir tepki gördü bu da. Timur geldi doğudan. Efendim eski Moğol geleneğinin temsilcisi olarak Anadolu'yu tekrar parçaladı ve gitti. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nin 50 sene kadar parçalı bir vaziyette kalmasına neden oldu. İstanbul'un fethi de 50 sene kadar gecikti diyebiliriz. Pekala, şimdi bu devlet kademelerinden konuşalım. Osmanlı devlet düzenini konuşurken padişahla başlayalım isterim ben. Padişah dediğimiz vakit yetkileri sınırsız birini mi anlıyoruz? Yani ben bunu böyle yapacağım, astık kestik tek adam mı padişah, Osmanlı padişahları özellikle? Yani padişahların kırmızı çizgileriyle başlayalım isterim. Var mıydı? Şimdi tabiatıyla şu var. Şimdi bugün anayasal düzenlerde umumiyetle devletin kuvvetlerinin ayrılması esası hep savunulur. Yani yasama kuvveti, yürütme kuvveti ve yargı kuvveti. Yani bir diktatörlüğün oluşmaması için. Aslında Osmanlı Devleti, diğer İslam devletlerinde de belli ölçüde aynı yapı vardır. Osmanlı Devleti'nde padişah yasama konusunda sınırlı bir yetkiye sahiptir. Yani bir defa Osmanlı Devlet düzeninde kuvvetler birliği tam olarak mevcut değildir. Yasama büyük ölçüde Osmanlı hukuku, İslam hukukuna dayandığından padişahın yetki alanının dışındadır. Padişah ancak örfi hukuk dediğimiz alanlarda kanun koyma yetkisine sahiptir. İleriki dönemde, yani programımızın ileriki saatlerinde buna da temas edebiliriz. Hakim hukuk sistemi olan İslam hukukunun imkan verdiği ölçüde ve tanıdığı imkanlar çerçevesinde kanun koyabilir. Dolayısıyla bir defa astığı kestiği olabilmesi için mutlak bir kanun koyma yetkisinin padişahın olması gerekir. Yani devlet demek ben demek. Halbuki Osmanlı Devleti'nde padişahın böyle bir kanun koyma yetkisi yoktur. Bu tamamen yetkisiz anlamına gelmiyor birincisi. İkincisi, teorik olarak padişah baş kadı konumundadır ama bizzat kendisi yargılama yapmaz ve Osmanlı padişahları yargının işine hiç müdahale etmemişlerdir. Osmanlı Devleti'nde kadılar çok bağımsız olarak, hatta bürokrasinin de üzerinde bir konuma sahiptirler. Ama bir temyiz meselesi yok mu? Yani kadının verdiği karardan memnun kalmayınca halk padişaha ulaşmıyor mu? Yok, padişaha ulaştığı zaman da padişah kendisi yargılama yapmıyor. Teorik olarak padişah başkadıdır. Yani yargılama yapabilir ama uygulama böyle yürümez. Padişah kendisine gelen bütün şikayetleri, ki bunun bir çeşitli prosedürleri var, padişah divanı dediğimiz divanı Hümayun'a gönderir. Divanı Hümayun'da da bu yargılamayı Rumeli kazaskeri dediğimiz Rumeli'deki kadıların en üstündeki yine bir kadı yapar. Yani bir yargıç yapar. Bir anlamda biz Divanı Hümayun'u Yargıtay benzeri bir kuruluş, tamamıyla ona benzemese de çok yönlü bir devlet yapısı vardır Divanı Hümayun'un, bir kuruluş olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında Osmanlı padişahı yürütmede geniş yetkileri olan bir yöneticidir. Fakat yargıda ve yasamada yetkileri sınırlıdır. Bu bakımdan astığı kestiği bir devlet adamı, bir yönetici kimliği yoktur. Ama biz padişahı mutlak hakim ve sınırsız yetkilere sahip olarak bilmiyor muyuz? Hayır, öyle değil. Yani öyle değil de öyle biliyoruz ama. Öyle yanlış biliniyor. Yanlış biliniyor, evet. Yetki organı, yani karar organı Divan-ı Hümayun'dur. Yani en büyük divan. Yargıtay'a benzetilebilir. Belki hoca daha iyi bilir ama Anayasa Mahkemesi, bazen taşrada çözümlenemeyen meseleler. Yani hepsi toplanmıştır orada. Doğru. Oraya gelir, son karar oradan çıkar. Çünkü eyaletlerdeki valilerin de kendilerine göre divanları var. Eyalet divanları var. Orada da meseleler görüşülüyor. Ama çözümlenemeyen meseleler merkeze intikal ediyor ve orada son karar veriliyor. Dolayısıyla Osmanlı padişahları keyfe ma yaşa değildi. İstediğini yapan birisi değildi. Bir örnek vereyim. Lütfen. Ona 17. yüzyılın sonlarında 2. Mustafa
sefere çıkmak istiyor orduların başkumandanı olarak. Artık 16. yüzyıl başlarından itibaren hiçbir padişah sefere çıkmamış değil. 4. Mehmet var, 2. Osman örneği falan var. Ekber ve Erşed sistemiyle birlikte değil mi? Evet, devreye girmesinden sonra Divan-ı Hümayun'da olumsuz karar çıkıyor. Hayır diyor, sizin gitmeniz çok masraflı olur. Çünkü padişahın sefere gitmesi demek, adeta haremin de sefere gitmesi demek, efendim mutfağın, matbaha amirenin de sefere gitmesi demek ve büyük masraflar gerektiren bir işlem demektir. Razı olmuyor. İkinci Mustafa ne yapıyor? Hayır diyor, ben askerin yediği kuru ekmekten yerim. Genellikle peksimet yerler. Razıyım, illa gideceğim diyor ve gidiyor. Yani bu örneği şunun için verdim. Bir padişaha izin veremeyebiliyor Divan-ı Hümayun gerektiğinde. Bu kadar yetkili değil. Yani zannedildiği gibi mutlak yetkili değil. Evet. Ebu Suud Efendi'nin bir fetvası var, bakınız. Kanuni döneminin Şeyhülislam'ı. Allah Allah, Ebu Suud Efendi'ye geçtik. Ebu Suud Efendi'ye geçtik. Evet. Televizyon izleyiciler artık bu dizilerden Ebu Suud Efendi'yi de iyi tanımaya başladılar. Ebu Suud Efendi Osmanlı Şeyhülislamları içerisinde son derece müstesna bir şahsiyet. Gerçekten Osmanlı hukukunda son derece önemli bir isim. Ve Kanuni gibi çok güçlü bir padişah döneminde uzun yıllar Şeyhülislamlık yapmıştır. Hem müstemenler dolayısıyla falan bir iki olay dolayısıyla aynı fetvayı veriyor. Orada fetva metni şu: nameşru olan nesneye emir sultani olmaz diyor. Bugünkü Türkçe'ye çevirirsek hukuka aykırı konularda padişahın emri olamaz diyor. Bakın bunu bir padişaha karşı, kanuni gibi bir padişaha karşı, silik bir hükümdara karşı değil. Ama onun karşısında da Ebu Suud Efendi gibi bir insan var. Ve padişah sen nasıl olur da böyle bir fetvayı verebilirsin diye Ebu Suud Efendi'ye hesap sormuyor. Son derece biliyorsunuz saygı içerisinde davranmıştır. Dolayısıyla aslında İslam devletlerinde bugünkü anlamda bir kuvvetler ayrılığının denetimi söz konusu değil. Ama ilmiyenin, ilim adamlarının, hukukçuların yaptığı bir denetim var. Bu da belli dönemlerde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti bu etkili olduğu dönemlerden birisidir. Pekala, şimdi Şeyhülislamları konuşalım. Aslında hiyerarşide padişah, vezir-i azam, Şeyhülislamlar var. Padişahlara, vezir-i azamları biraz ileride konuşmak isterim. Özellikle devşirme sistemiyle ve devşirmelerin devlet kademesinde üst düzey olmaları ve bununla ilgili tartışmalı bahislerde gireceğim çünkü. Şeyhülislam, Ebu Suud Efendi demişken, normal şartlar altında Şeyhülislam'la padişah arasında nasıl bir ilişki vardı? Bunu sormak istiyorum, izah edelim istiyorum. Bir karar verecekken en başta mı başvuruyorlar Şeyhülislam'a, yoksa kritik anlarda mı? Şimdi bunun mutlaka belli kurallara bağlanmış bir prosedürü yok. Ama şu var. Osmanlı Devleti'nde padişahın siyasi yönünü sadrazam yürütür. Dini hukuki yönünde Şeyhülislam yetkilidir. Dolayısıyla Şeyhülislamlar divan üyesi de değildirler bildiğiniz gibi. Evet. Niye? Çünkü Fatih'ten itibaren Divan-ı Hümayun sadrazam tarafından yönetilen bir divandır. Dolayısıyla Şeyhülislam sadrazamın aslı bir konumda değildir. Eşit bir konumdadır. Yani sadrazamla Şeyhülislam adeta eşit bir konumdadır. Renkler. Divan, evet, divan üyesi değildir, aslı konumuna gelmez. Dolayısıyla padişahın zaman zaman, ne zaman ihtiyaç duymuşsa Şeyhülislam'ın dini ve hukuki görüşlerine müracaat ettiğini biliyoruz. Topkapı Sarayı arşivinde Şeyhülislamlar tarafından istenen ve alınan fetvalar vardır. Padişah zaman zaman bizzat fetva istemiştir. Zaten her zaman görüşmeleri, kendisinden sözlü olarak görüş alması mümkündür. Dolayısıyla bunun mutlaka, benim bildiğim, sabit bir prosedürü yoktur. İhtiyaç duyduğu her an padişahlar Şeyhülislam'dan görüş almışlardır. Ben küçük bir ilavede bulunmak isterim bu hususta. Yani Yavuz Sultan Selim'in ünlü Şeyhülislamı Zembilli Ali Cemali Efendi vardır, evet, biliyorsunuz. Önemli büyük Şeyhülislamlardan birisidir o da. Bir ara divana girmek istiyor. Yavuz Sultan Selim ısrarla karşı çıkıyor. Senin yerin burası değil diyor. Buraya giremezsin. Direniyor. Ben ısrar ediyorum Cembil Ali Efendi de. Ben senin hem dünya hem ahiret işlerinden sorumluyum diye ısrar ediyor ama almıyor Divan-ı Hümayun'a. Yani bu da şunu gösteriyor ki Şeyhülislamlar daha çok dini meselelerde merci konumunda. Yani Divan-ı Hümayun'da
yetkili iki büyük din adamı var. Rumeli ve Anadolu Kaz askerleri var. Dini meseleler, dini sorunlar onlar tarafından çözülebiliyor. Şeyhülislam'ın konumu biraz daha farklı Osmanlı Devleti'nde. Peki nasıl seçiliyor? Yalnız son zamanlarda mesela 2. Mahmut zamanında o kabine sisteminin kurulmasından sonra Şeyhülislamlar divana giriyorlar artık ama divan değil o da. Kabine. Hmm. Evet buyurun. Peki nasıl seçiliyor Şeyhülislam? Padişahlar nasıl seçiyor onları? Atanıyor belki evet. Demek daha iyi olur. Tabii şu var, belli bir hiyerarşi var Osmanlı ilmiye teşkilatı içerisinde. Belli bir hiyerarşi var. En çok rastlanan şekil işte kadılıklardan ilerleyip son olarak Anadolu Kaz Askeri, Anadolu Kaz Askeri'nden sonra en üst yargı merci Rumeli Kaz Askeri'dir. Rumeli Kaz Askeri hiyerarşik olarak en üst sıradadır. Normal şartlarda Rumeli Kaz Askeri'nden sonra Şeyhülislam olunur ama bu sıranın mutlaka takibi olmadığını da biliyoruz. Zaman zaman bu sıranın atlandığını da biliyoruz. Yani burada tabii seçim olarak padişahın iradesi önemlidir. Önemlidir ama söylediğim gibi yine de belli ölçüde bu hiyerarşik sıralamaya riayet edilmekte çok alt kademeden birisinin Şeyhülislam yapılması söz konusu değildir. Peki, buyurun. Burada ben gene ufak bir ilavede bulunmak isterim. Şeyhülislam kadar protokolde yeri olan bir başka kişi daha var. Padişah hocaları. Evet. Lalaları mı? Tabii. Lala da değil. Padişah hocası. Lala farklı bir şey. Lala taşraya giden şehzadelerin bir nevi hamisi. Evet. Onu bazı şeyler öğreten bir hocası konumundadır. Ki şu Fatih Sultan Mehmed'in Kanunname-i Ali Osman'ında hocalardan bahsedilir. Protokoldeki işte sırası Şeyhülislam'la denktir. Bu yönüyle bunu belirtmek isterim. Bazı padişah hocaları padişaha etki edebilmişlerdir devlet yönetiminde. Olumlu olumsuz. Mesela Hoca Saadettin Efendi iki padişahın hocasıdır. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi sonunda bir isyan sonucunda öldürülmüştür. Yani padişah üzerinde belki Şeyhülislam'dan daha fazla hocaları etkili olmuştur diyebiliriz bazı zamanlarda. Kimliği evet, önemli tabii burada. Peki eşleri de yani olmuş mudur etkili? Hayır. Şeyhülislam. Evet. Onlar da mı? Yok, Şeyhülislamların değil, padişahın kendi eşleri. ya da valide sultanları. Şimdi tabii onun etki belli ölçüde var tabiatı. Ooo dedi Abdülkadir Hoca. dönem değişir. Dönem. Burada padişahın kimliğine bağlı olarak, eşlerinin kimliğine bağlı olarak, validelerinin kimliğine bağlı olarak güçlü olduğu dönemler var, etkili olduğu dönemler var, o kadar etkili olmadığı dönemler var. Yani evet. 625 seneyi tek bir değerlendirmede ortaya koymak, tek bir çizgi halinde mümkün değil. Pekala, çok kısa bir ara verelim. Kimin kararı etiketiyle sorularınızı da bekliyoruz. Aranın ardından Osmanlı Devlet üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet, kısa bir aralardan öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimin kararı etiketiyle de sorularınızı bekliyoruz. Osmanlı Devlet düzenini konuşuyoruz. Şeyhülislamlar konumuz burada kalmıştı. Şimdi padişahla aslında istişare üzerine gidip kararlar alırlardı dedik. Peki tarihte hiç padişah ve Şeyhülislam sadrazam çatışması yaşanmış mıdır diye sormak istiyorum. Her zaman bu mutlu mesut bir ilişki şeklinde mi gitmiş yoksa fikir ayrılıkları olmuş mu? Olmuştur tabii. Özellikle padişahla sadrazamlar arasında fikir ayrılıkları olmuştur. En bariz, en çarpıcı örnek İstanbul'un muhasarası, kuşatması sırasında Çandarlı Halil Paşa'nın ters düşmesi 2. Mehmed'e. Hı hı. 2. Mehmed'i orada destekleyen enteresandır devşirme vezirlerdir. Yani biliyorsunuz 2. Mehmed iki şehzadelik dönemi yaşandı. Evet, yaşadı. İki saltanat dönemi. Yani iki saltanat sürdü. Ve özellikle 5 yıl süren 2. şehzadelik döneminde Manisa Sarayı'nda fetih fikirleriyle yerleşti. Çok enteresandır. Değişik hocalardan dersler aldı. Diğer padişahların hocaları genelde hepsi Müslümandır. Padişahın hocası demeyelim de padişahı yönlendiren lalalar arasında devşirme kökenliler vardır. Veyahut da sonradan Müslüman olmuş mühtedi vezirler vardır. Adeta 2. Mehmed'in o başarısız 2 yıla yakın süren ilk saltanatı döneminin izale etmek, yani onu silmek için o başarısızlık dönemini İstanbul'un alınması şart gibi olmuştur.
Ve o sırada karşısına Çandarlı Halil Paşa engeli çıkmıştır diyebiliriz. Çünkü Çandarlı Halil Paşa padişah olarak 2. Murad'ı tanıyordu. Genç padişahı tanımak istemiyordu. 2. Murad zamanında hemen hemen bütün yetkiler elindeydi diyebiliriz. Çok büyük yetkilerle donatılmıştı Çandarlı Halil Paşa. Ve geleneksel sulhun, barışın devamını istiyordu Bizans'la. Henüz Bizans'la sağlam bir barış yapılmamıştı. Bizans muhasara edildiği takdirde batıdan büyük güçlerin gelebileceği endişesini taşıyordu Çandarlı Halil Paşa. Dolayısıyla Sultan II. Mehmed'e ters düştü ama fetih gerçekleşti. Sonunda biliyorsunuz hazin bir şekilde hayatından oldu Çandarlı Halil Paşa. Evet. Bunu örnek gösterebiliriz. Şeyhülislamlardan ters... İstanbul fethinden 40 gün sonra yaklaşık, evet. Değil mi? öyle katledildi. Yani. Evet. Şeyhülislamlarla ters düşme olayı var mı? Bu yani aslında bunu pek şunu sormak fazla, istiyorum. Evet. Şimdi padişahlar Şeyhülislamların fetvalarına uyuyorlar ama sözlerini dinliyorlar ama tarihte Şeyhülislam katli de var. Bunlardan bir tanesi ilk Şeyhülislam katli olarak tarih kayıtlara geçen Ahizade Hüseyin Mehmet Efendi. Şimdi baktığımız vakit 4. Murat buna karar veriyor. Hatta ilk başta affediyor, yoldan çeviriyorlar, oğluyla birlikte öldürüyorlar. Ve 4. Murat'ın da saltanat döneminin devletin çok hassas bir zamana denk geldiğini biliyoruz. 4. Murat niçin böyle bir karar verdi? Şimdi hocam müsaade eder misiniz? Buyurun rica ederim. Şimdi Osmanlı padişahları için en büyük tehlike tahtını kaybetmektir. Yani korkusu, evet. Tabii ki saltanatının başka bir alternatifinin bulunma endişesidir. O sırada tabii ki merkezde ulema toplanıyor. Neden toplanıyor? 4. Murat o sırada İznik üzerinden Bursa'ya bir geziye çıktı. Ve giderken de bazı suçlarından dolayı İznik kadısını veya bazı kadıları katlettirdi. Siyaseten öldürttü. Halbuki Osmanlı devlet geleneğinde ilmiye mensuplarına siyaseten katil cezası verilmez. Onlara verilebilecek en büyük ceza sürgündür. Genellikle Kıbrıs'a veya bir adalardan birisine göndermektir. Yani. Görevinden zaten azledilir. Dolayısıyla bu dedikoduları annesi Kösem Mahpeyker Sultan apar topar Bursa'da bulunan oğluna bildirdi. İşte Arslan'ın merkezde cülüs dedikoduları yapılmakta acele gelesin şeklinde yazılı bir bilgi de gönderdi. Tabii Şeyhülislam o sırada Ahizade Hüseyin Efendi ve Ahizade Hüseyin Efendi'yi öldürtmesinin bir başka sebebi de daha önce o Yeniçeri ayaklanmasında sık sık Yeniçeriler bir diğer şehzadelerle... Bir kin mi var değil mi orada? Karşı tarafı destekliyor. Diğer şehzadeleri iki de bir görmek istiyorlar. Onların sağ olup olmadıklarını görmek istiyorlar. Bu da tabii 2. Murat için bir tehdit. Yani tahta rakip görülüyor onda. Zaten Osmanlı Devleti'nde hanedanın en büyük rakibi veya en büyük düşmanı yaşayan bir başka erkek hanedandır. Bu böyledir maalesef hanedan sistemi devletlerde. O şehzadelerin hayatlarına Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi kefil olmuştu. Kefil olmuştu. Dolayısıyla ondan da bir şey vardı, soru işareti vardı diyebiliriz efendim. Tabii politik hayatta güçler dengesi daima bir takım kavgalara yol açar. Yani padişah çok güçlü olduğu zaman bu kavgalar görülmez ama zayıfladığı zaman o hemen başka odaklar ortaya çıkar. Osmanlı Devleti'nde de bu olmuştur. Üç büyük güç vardır. İlmiye, yani üniversite hocaları, ilim adamları, askeriye yani seyfiye ve de bir de bürokrasi, kalemiye. Dolayısıyla bu üç güç Osmanlı Devleti'ni götürmüştür. Bu üç güçte gücün mesela ilmiye, askeriye Yeniçeri Ocağı, efendim bürokrasi de sadaret ve onun arkasındaki büyük ekip. Bunlar zaman zaman birbirleriyle ilk ikisi üçüncüye karşı ittifak yapmışlardır. Bu bir takım problemler doğurmuştur. Yani siyasetin var olduğu, devlet yönetiminin var olduğu yerde bu güçler arasında zaman zaman rekabetler olur. Bu rekabetin bir parçasına Şeyhülislam da denk düşebilir. Abdülkadir Bey söyledi, padişah değişikliklerinde Şeyhülislam'ın fetva vermesi önemli bir şekli unsurdur. Çok sadece önemli. O sağlamıyor padişah değişikliğini ama padişahın tahttan indirilmesi,
hal edilmesi için mutlaka Şeyhülislam'dan bir fetva, bir hukuki görüş almak gerekiyor. Aksi halde meşru bir hükümdara karşı isyan konumu ortaya çıkabilir. Yani gerçi yine bu padişah değişikliğinde de eski padişaha karşı çıkanları, yeni gelen padişah kendisi onlar sayesinde tahta çıktığı halde mutlaka cezalandırmıştır. O ayrı. Ne? Ama bu değişikliğin... Nasıl güvenebilirsiniz ki? Efendim? Nasıl güvenebilirsiniz ki zaten? Tabii, evet, güvenemezsiniz. Tabii. Ama işte ise şekli uygunluğu sağlamak için mutlaka Şeyhülislam'dan fetva almak gerekmiştir. Bu Şeyhülislamlara önemli bir güç vermiştir. Bu yüzden padişahlar Şeyhülislamları hep gözetmişlerdir. Onların hatırını hoş tutmaya çalışmışlardır. Bunu şahsı için kullanan Şeyhülislamlar olmuştur. Devletin selameti, efendim emniyeti, birliği için kullanan Şeyhülislamlar olmuştur. İnsan unsuruna gelip dayanıyor. Yani insan iyi ise sistemi iyi işliyor. İnsanda problem varsa hangi sistem olursa olsun tıkanıyor, problem yaratıyor. Ki insanda genelde problem var. Var. Dolayısıyla var, sürekli tabii. Bir tıkanıklıklar meydana geliyor. Şimdi ben istiyorum ki burada bir 4. Murat parantezi açalım. Şeyhülislam'ın katledilmesine emir verdi. Hatta fikrinden döndü sizin de anlattığınız gibi yolda. İşte kayıktan indirildiler. Gerisini geri boğdurdu oğluyla birlikte. Nasıl? Bir Şeyhülislam'ı daha öldürdü. Affedersiniz lafınızı aldım ama. Lütfen. Bir Şeyhülislam'ı daha öldürtmek üzereydi. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi. Son anda kurtardı vaziyeti yani. O da Şeyhülislam. Yani o zaman Murat. Nasıl bir padişahtı diyeyim? 4. Murat. Sert, çok sert, sinirli. Çok sert. Efendim biraz da onun yetiştiği ortam. Yani 1. Ahmet'ten sonra Ekberiyet sisteminin gelmesi, hı hı. Kardeşlerin öldürülmemesi, kafese kapatılması, şimşirliklerinden yere kapatılması, 2. Osman zamanındaki olayları gördü. Çocuk yaşlarında 4. Murat. Abiyi 2. Osman'ın gemgenç Mehmet'i öldürtmesi, Mutin Lehistan Seferi'ne çıkarken bütün onların ruhunda nasıl bir tesir yaptı? Tabii bunları o yönden de bakmak lazım. O açıdan da bakmak lazım. Ve 9 yıl kadar süren annesinin vesayeti Kösem Sultan'ın. O sırada 12 yaşında, 11 yaşında demek lazım. 12 doğmamıştı çünkü. Tahta çıktı. Ve 9 yılın sonunda 20 yaşına geldiğinde idareyi eline aldı. Annesini biraz daha saf dışı bıraktı. Ve tabii ki Yeniçerilerin sık sık ayaklanmaları, sık sık ayak divanı yaptırmaları kendisine, bazı şeyler koparmak istemeleri, işte menfaatler koparmak istemeleri, Abaza isyan, Anadolu kargaşı içerisinde o sırada, yıllardır Bağdat, İran, Safevi devletinin idaresi altında, buradaki Müslüman halk çok acılar çekiyor. Efendim, bütün bunlar onun ruhunda mutlaka olumsuz şeyler meydana getirmiştir diye düşünüyorum ben 4. Murat'a. Sizin ilave etmek şimdi istediniz. Şu var. 3. Mehmet'e kadar Osmanlı padişahları tahta geçmeden önce bir sancakta sancak beyliği yaparlardı. Bu son derece önemlidir. Bir padişahlık provası gibi bir şey. Yani sancak dediğiniz emrinde de bayağı bir güçlü bir askeri yapı vardır. Kendisini yetiştirecek padişahın güvendiği bir hocası, bir vezir vardır. Sarayda yani sancağa çıkmadan almış olduğu teorik bilgiler oldukça güçlü bilgilerdir. Onu sancakta uygulama imkanı bulur. O yüzden de mesela ilk 10 padişah çok güçlü padişahlardır. Çünkü çok hazır olarak tahta geçmişlerdir. 3. Mehmet'ten sonra... sancağa şehzaden gönderilmeyince yetişme sarayda olabildiği kadar olmuştur. Bu yüzden 3. Mehmet'ten sonra güçlü padişah çok çok az sayıda çıkmıştır. Bunlardan birisi 4. Murat'tır. 4. Murat, Abdülkadir Bey söyledi, bence sancak beyliği eğitimini padişah olduktan sonra biraz yapmıştır. Olaylar da onu yetiştirmiştir tabii. Hakikaten devlet zaafa düşmeye başlamıştı. Sık sık Yeniçerilerin başkaldırması söz konusuydu. Sarayın, işte haremin, valide sultanın karışmasının zaafa uğratması devleti söz konusuydu. İşte bu olaylar 4. Murat kimliğini yaratmıştır bence. Kişilik olarak rüşte erdiği zaman
bu eğitimden geçerek gelmiştir. Ve 4. Murat dönemi devletin tekrar güçlenmeye başladığı bir dönemdir. Fakat ondan sonra, 4. Murat'tan sonra tabii yavaş yavaş devlet çarkı yaşlanmaya başladığından aynı güçte padişah gelmemiştir. Yani orada zaman zaman parlayan ya bir padişah vardır ya bir vezir evet. vardır, vezir-i azam vardır. Ondan sonraki dönemler artık işte, çözülmelerin başladığı. Yani parlak dönemlerin yavaş yavaş azaldığı dönemde. Halbuki ilk 10 padişah birbirini destekleyen çok güçlü hükümdarlardır. Devlet yapısı çok gençtir, çok güçlüdür. Daha önceki İslam ve Türk devletlerini bu dönemin yöneticileri çok iyi etüt etmişlerdir. Bu sebeple de devlet ilk 200-250 sene içerisinde çok güçlü bir konuma gelmiştir. Şunu söyleyebiliriz ben, yani ilk 10 padişahtan sonra 11. klasik padişah tipinin son temsilcisi 4. Murat'tır. Evet. Geleneksel o güçlü, karizmatik padişahların sonuncusudur. Daha sonra da o çapta gelmedi. Yalnız son sefere çıkan padişah, demin bir örnek vesilesiyle adını zikrettiğim 2. Mustafa'dır. Son seferi Humayun onundur. Ondan sonra hiçbir padişah sefere çıkmadı. Pekala, ama kardeşi İbrahim'i öldürseydi 4. Murat da tarih sahnesinde bu kadar parlak anılmazdı belki, değil mi? Hanedanın sonu gelmeyecek Hanedanı miydi? Hanedanı kurtaran Kösem Sultan oldu. Oraya girer kardeşi misiniz bilmiyorum İbrahim yani. Değil. İbrahim'i korumakla, koruma altına almakla oldu, evet. Hanedanı kurtaran Kösem Sultan oldu. Çünkü o sırada alternatif arayışlar başlamıştı. İlk akla gelen Kırım Giraylıları. Yani onlar var. İşte bazı güçlü hanedanlar. Hatta 4. Mustafa musahibi Mustafa Paşa'ya bırakmak istiyordu devleti. Böyle bir şey de var. Peki 4. Murat deyince akla bir de yasaklar geliyor. Tamam, çok işte tarih sahnesinde belki Osmanlı'nın ilk 10 padişahından sonra yazılmış ya da görülen en parlak, en karizmatik padişah 4. Murat, ama bir de yasaklar. İçki, tütün, kahvehane, bir de bunların üzerine 4. Murat da tütün kullanırdı deniyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi 4. Murat'ın tütün yasağı koymasının görünürde bir sebebi var. Sibali taraflarında bir yangın çıkması. Ve tabii tütün yasağına haram olduğuna fetva veren de o dönemin Kadızadelileridir. Kadızade Mehmet Efendi. Ve orada bir katı bir selefiyeci diyebileceğimiz kadar katı bir zümre var. Kadızadeli zümresi. Tütünün haram olduğunu söylüyor. Hatta tütünü içenlerin katli yolunda fetva bile veriyor. Biraz da 4. Murad'ı çok sert tedbirler almaya sevk eden bu ulema ailesidir. Hmm. Yani kendisinin tütün kullanıp kullanmadığını net olarak bilmiyoruz ama içki hususunda kaynaklarda bilgiler var. Yani 4. Murad'ın içki kullandığını biliyoruz şey olarak. Siz ne dersiniz? Bu Osmanlı padişahlarının içki kullanması, kullanmaması meselesi çok tartışılır. Çünkü halifeyi temsil ettiğinden dolayı. Sizin bu konudaki görüşünüz ne hocam? Şimdi şu var, burada bir defa şöyle bir yanlış anlayış var. Halife dediğimiz insan sırf bu sıfatla günahsız bir insan değil. Bizim sünni anlayışta böyle bir şey yok. O bir insandır. Tabii. Günahsız olan Hazreti Peygamber'dir. Tabii. Allah tarafından kontrol edildiği için. Onun dışında gelen, ondan sonra gelen bütün halifeler netice itibariyle sizin ve benim gibi birer insandır. Dolayısıyla dini değerlere bağlılığı kimisinin kuvvetlidir, tabii, kimisinin zayıftır. Yani bir insan halife kimliği, kostümü giydiği zaman birdenbire günahsız bir hale gelmez. Bu Katolik inancında vardır. Bizim Müslüman, Sünni Müslümanlıkta böyle bir inanç yoktur. Katoliklikte Papa, Saint Pierre'de Hazreti İsa'nın temsilcisidir. Dolayısıyla Papa günahsızdır. Ve Papa'nın söylediği her şey mutlak doğrudur. Evet. Papa yalan söylemez. Gölgesi. Yani Osmanlı padişahlarının Tanrı'nın yeryüzünde gölgesi diye anılması da farklı bir maksatladır. Onu da söyleyeyim. Yani o Tanrı'nın yeryüzünde gölge olması Tanrı'nın güçlerini temsil ettiği anlamına gelmiyor. Veya tabii, günahsız olduğu anlamına gelmiyor. O bir hadisin yarısını ifade eden bir şey. Orada diyor ki hadiste, sultan, devlet başkanı, mazlumların kendisine zulme uğrayanların kendisine sığındığı bir tanrının gölgesidir. Yani gücünü ve mazlumları koruması gerektiğine işaret eden bir hadis. Yoksa
Allah adına hüküm verir. Söyledikleri her şey doğrudur. Allah'ı temsil eder. Öyle bir teokratik kimliği yoktur. Bu sebeple padişahlar içerisinde yalnız biraz algı bazen padişahları fazla farklı gösteriyor. Padişahlar içerisinde içkişen var mı, olmuş mudur? Olmuştur. Yani, evet yani olmuştur. Savunmak zorunda değiliz değil mi? Osmanlı padişahları Evliyaullah'tı gibi yani bir doktrin bir şey değil bu yani. Evliyaullah'ı da savunmak zorunda değiliz. Herkesin hesabı Allah huzurunda kendisi verecektir. Evet. Dolayısıyla yani burada devlet adamlarının... Tarafsız tarihçilik açısından. Evet anladım. Tabii. Devlet adamlarının yaptıkları ve şahsi yaşayışlarının devlet yönetimine etkisi önemlidir. Hı-hı. Yani mesela bu... içki sofralarıyla devlet yönetimini aksatıyorsa o önemlidir. Yoksa kendi hayatında içiyorsa o bizim çok üzerinde durmamız gereken bir şey değildir. Ben bir insan olarak onun içmemesini tercih edebilirim. O farklı bir şey. Doğru. Ama padişahları da devlet adamlarında takıdıkları siyasi ve dini kimliğe bakarak, hukuki kimliğe bakarak günahsız insan olarak görmemek lazım. Bu yüzden... 4. Murat'ın içki içmesi tamamen 4. Murat'ı bir insan olarak aldığımızda ayrı değerlendirilmeli. Yoksa halife olması onu mutlaka nasıl içiyordu, içmemesi lazım, çok ayıp. Böyle bir değerlendirmeye gerek yok. O taraf buna doğru, müsait kişisel değil. Zaaf olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim içki içtiğinden dolayı hiçbir Şeyhülislam bir padişahın tahttan indirilmesine fetva vermemiştir. Ama halkı mağdur etmişse, reaya denilen o üretici sınıfı zor durumda bırakmışsa, devlet malını israf etmişse, yani tahttan indirilmenin gerekçeleri var. İçki yok bunlar arasında Akif Hoca'nın yani, dediği gibi. Yani devleti düzenli yönetiyorsa o yeterli. Yani padişahları içkiden dolayı ikaz eden ilim adamları olmuştur. Olmuş o ayrı. Yani Yıldırım Beyazıt mesela Ulu Cami'yi yaptırdığı zaman... Emir Buhari miydi zannediyorum? Evet. Geliyor, Sultan. Emir Sultan. Evet. Geliyor diyor ki bu caminin yanına bir de meyhane yapalım diyor. Allah Yıldırım, Allah. Yıldırım Bayezid diyor ki nasıl olur? hocam diyor şey olur mu diyor. Diyor esas Allah'ın evi senin gönlündür diyor. Sen içki içiyorsun oraya zaten içkiyi koyuyorsun diyor. Esas Emir Sultan'ın söylemek istediği padişahın içki içmemesi gerektiği. Ya. Rivayete göre Yavuz Yıldırım Bayezid bundan çok etkilenmiştir. Çok etkilenmiştir. Yani padişahlar ilim adamlarının Şeyhülislam olsun olmasın belli şekilde işte biraz önce Zembilli Ali Efendi'nin müdahalesinden bahsetti Abdülkadir Bey. Yavuz Sultan Selim'e kimi faaliyetlerinde müdahil olmak istemiştir. Ya. Etkisi de olmuştur. Evet mesela tabii. Şöyle bir örnek almışım. Zembilli Ali Cemali Efendi, Yavuz Sultan Selim'in 150 hazine muhafızının katli konusundaki emrine karşı çıkarak şer'i olarak suçu sabit olmadan kimsenin öldürülemeyeceğini söylemiş ve padişahı bu kararından vazgeçirmiş. Başka bir şey var çok enteresandır bakın. Yavuz Sultan Selim yine bir hadise dolayısıyla galiba sinirleniyor ve İstanbul'daki bütün kiliselerin kapatılmasını istiyor. Çok enteresan bir örnektir bakın bu. Bütün kiliselerin kapatılmasını istiyor. Aslında İstanbul, İslam hukukuna göre savaş yoluyla alınmış bir şehirdir. Savaş yoluyla alınmış bir şehirde devlet başkanının tasarrufları önemlidir. Yani kiliseleri, kiliseleri kapatabilir. Fakat şimdi zaten şehir alınmış. Gayrimüslimler, Fatih biliyorsunuz İstanbul dışına çıkmalarını önleyici tedbirler almış. Çok önemli bir politikadır Fatih'in evet. Ortodoksları. İstanbul'da tutma politikası. Kiliseleri açmış, serbest bırakmış. Şimdi Şeyhülislam istiyor ki bunu önlemek gerekiyor. Bunu şöyle önleyemezdi. Siz bunu yapamazsınız diyerek önleyemezdi. Niye? Fetih yoluyla, savaş yoluyla alınmış bir İstanbul'un kiliselerin açık olup olmayacağı devlet başkanının iradesine bağlı. Şimdi bir şey hukuki çözüm buluyorlar. İki tane yeniçeri bulmuşlar. Bu yani gerçek hikaye bir mizansen de olabilir. Şunu anlamaz. Böyle bir yeniçeri bulunmamış olabilir. İki tane yeniçeri bulunuyor. İşte birisi 100 küsür yaşında, birisi 98 yaşında. Bunlar diyorlar ki şahitlikte bulunuyorlar. İstanbul her ne kadar görünüşte savaş yoluyla alınmış bir şehirse de İstanbul aslında sulh yoluyla alındı. Biz İstanbul'daki Hristiyanlarla gizlice anlaştık. Onlar bir kapıyı açtılar. Bu anlaşmanın da bir karşılığı vardı. Kiliselerimize dokunmayacaksın. Bu yüzden İstanbul sulh yoluyla alındı. Siz bunu değiştiremezsiniz diyor.
Padişah da bunu görüyor. O sırada hiddeti de geçiyor. Ha, o zaman öyle bir yetkim yoksa kalsın diyor. Bu son derece önemli bir noktadır. Yani ilim adamlarının basiretle davrandığı zaman bir yöneticinin yanlışlarını nasıl önleyeceğini göstermesi bakımından dikkat çekici. Ama işte o yöneticiler de dinlerse. Ama... Bir ara verelim, virgül koyalım. Lütfen unutmayın sözünüzü. Reklam dönüşünde ilavelerinizi alacağım. Efendim çok kısa bir ara. Tabi aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki değerli isimle birlikteyiz. Osmanlı Devlet Düzeni'ni konuşuyoruz. Şeyhülislamları ve fetvalarını, Şeyhülislamların padişahla birlikte nasıl karar aldıklarını konuşuyorduk. Ebu Suud Efendi ile devam edelim istiyorum. Birkaç soru soracağım. Tarih sahnesinde çok ciddi konuşulan ve tartışılan fetvaları da vardır Ebu Suud Efendi'nin. Örneğin Sultan Süleyman Ebu Suud Efendi'ye bir mektup yazıyor. Mektupta şöyle diyor. Zamanın birinde hali vakti yerinde bir tüccar varmış. Uzaklara gitmesi gerektiğinde ailesi ve işlerinin idaresini en sevdiği oğluna emanet etmiş. Dediniz. Hatırladınız bu fetvayı. Hatırladım. Çünkü ona güveni, inancı tanmış. Ancak bu oğul babasının yokluğunda emanetine sahip çıkmak yerine ailesini yok etmeye, malına, mülküne sahip çıkmaya, hatta babasını öldürmeye yeltenmiş. Şimdi böyle bir oğula şer'en ne yapmak icap eder? Ebu Suud Efendi'nin cevabı. Hukuk tarihimizin alanı o. Şimdi şöyle, bu kardeş katli ile ilgili bir olay. Burada Şehzade Beyazıt ve Mustafa. Oraya gelecektim. Olaylar. Bu çocuğa evet. Diyor ki Ebu Suud Efendi katli münasiptir. Burada zannediyorum daha çok Şehzade Beyazıt söz konusu. Evet. Çünkü Şehzade Beyazıt isyan etti. Burada problem, kardeş katliğinde problem şudur. Devletin oturmuş düzenine, kamu düzenine isyan eden bir şehzade de olabilir, başka bir kimse de olabilir. İnsanın ceza hukuku bakımından konumu farklıdır. Bu bir isyan suçudur. Evet. Bir de hiç isyan etmemiş. Belki konumu itibariyle, yaşı itibariyle isyan etmesi söz konusu olmayan bir kimsenin ileride muhtemelen isyan edeceği düşüncesiyle öldürülmesi, katledilmesi farklıdır. Yani birisinde bir suç işleme vardır. Diğerinde muhtemelen suç işleyeceği endişesiyle, korkusuyla katletme vardır. İkisi aynı kefeye konmaz. Benim bildiğim kadarıyla Osmanlı Şeyhülislamları içinde şehzade katline, kardeş katline fetva veren hiçbir Şeyhülislam yok. Yani en azından şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar bir fetva çıkmadı. Ha, bir fetva var. Taşköprüzade Kemalettin Efendi'nin bir fetvası var. Ama Taşköprüzade Kemalettin Efendi bu fetvayı verirken Rumeli Kazaskeri'dir. Evet. Esas fetva makamında değil. Esad Efendi, Şeyhülislam Esad Efendi oturmaktadır. Hı. Fetvayı isteyen kimdir? Genç Osman'dır. Esad Efendi'nin damadı. Damadı istediği halde Şeyhülislam Esad Efendi fetvayı vermemiştir. Bu nokta önemlidir. Tarihçilerin kanaati Rumeli Kazaskeri'nin bir sonraki makam olan Şeyhülislamlığı çok arzu ettiği, bu fetvayı vererek padişahın gözüne gireceği düşüncesidir. Ama aynı olayda Şeyhülislam fetva vermemişti. Dolayısıyla Şehzade Beyazıt dolayısıyla böyle bir fetvanın verilmesi klasik bir kardeş katli olayı değildir. İsyan eden, İran'a oradan geçti nitekim, bir isyan eden bir kimsenin cezalandırması olayıdır. Peki Şehzade Mustafa'nın katline... Ona ait bir benim bildiğim ona ait bir fetva bugüne kadar ortaya çıkmadı. Abdülkadir Bey biliyorsa bilmiyorum. Şimdi o yayımladığımız kanunnameyi Ali Osman'da hüküm açık. Her kim esneye ki evladımdan saltanat müyesser Fatih ola. Fatih Sultan Mehmet Han. Nizam-ı alem için karındaşın katledilmek münasiptir. Ekseri ulema tecviz etmiştir diyor bakın o çok önemli. İşte onu soracaktım. Cevaz var. Fetva, evet, ya hepsi cevaz kabul var. Etmemiş Hayır, değil mi? Hayır, bir kısmı demek itiraz etmiş. Ekseri ulema tecviz etmiştir, anınla amil olalar. Çok önemli bir madde bu. Doğru. Yani düşünsenize bir kendi değil, daha sonraki padişahları da bağlıyor bu madde. Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden hemen sonra iki oğlu birbirine girdi. Bayezid ve Cem. Ha. Cem işte Avrupa'ya gitti. Oradan ordu toplayacaktı, abine karşı saltanat mücadelesine girecekti. Başına neler geldiğini biliyorsunuz. Tabii asıl uygulamayı
Yavuz Sultan Selim yaptı. Kanunnamenin o maddesini, kanunun o maddesini yeğenlerine de teşmil etti. Kardeşinin oğulları, çünkü onlar da babaları adına, diğer kardeşleri adına Yavuz'un faaliyete geçtiler. İşte Alaaddin Çelebi örneği, Bursa'ya geldi, evet. İşte hutbe okuttu Şahsı falan. Rahmet. Yani dolayısıyla yalnız 17. yüzyılın başına geldiğimizde artık yeni bir sistemin yavaş yavaş... Yani şöyle bir şey de var. Zannediliyor ki 1. Ahmet böyle bir yasa çıkardı, yasalaştırdı. Böyle bir şey yok. Ekber versin. Tabii ki 1. Onun arkasında kim var biliyor musunuz? Kösem Sultan var. Kösem Sultan'ın da amacı, Mustafa'yı tahta getiriyor önce, kendi oğullarına meydanı açmak, önünü açmak. 2. Osman'ı hemen padişah yapsaydı bu kanun gereğince belki kendi öz oğullarını, 2. Osman Kösem'in öz oğlu değildir, Mahfiye Sultan'ın oğludur. Evet. Onları koruma amacıyla biraz Osman'ı öne sürdü daha sonra ve büyük evladı veya evlada değil de hanedanın en yaşlı erkek üyesine geçmesini sağladı. Çok önemli bir şey bu tarihimizde, kırılma noktası. Bu hadise. Peki, ve daha sonra malum. Sonunu getirdi diyebilir miyiz? Nasıl? Ekber ve Erşet sistemi. Osmanlı'nın. Evet. Hayır hayır, Osman yüzyıllarca daha yaşadı. Tamam, yaşadı. Ama yani sona giden yolun başlangıcı yani, oldu mu? Yani tabii, büyük bir kırılma mıydı? Tabii ki o karizmatik padişahlar dönemi sona erdi ve yavaş yavaş artık saltanata, seferlere de çıkmamaya başladılar. Padişahlar İnalcık'ın tabiriyle haremin sultanları oldular. Haremen dışarı çıkmamaya başladılar. Dolayısıyla yeni şeyler orada, iktidara yeni güçler müdahil olmaya başladı. Kim o? Saray ağalar, saray kadınları. Tabii ki bu, onları da ortaya çıkaran idaredeki boşluklardır. Onları da bütün hücum etmememiz gerekir. Bir boşluktan ortaya çıktı onlar. Tabii ki. Şimdi ben şunu ekleyeceğim. Devletlerin doğması, büyümesi, yaşlanması, sona ermesi tek bir etkene bağlanamaz. Bu kadar basit değil. Yani birçok etken toplanıyor, bir netice ortaya ama çıkarıyor. Ama devletin lideri hocam, yani padişah, devleti yöneten baş. Şimdi orada padişahta bozulmalar başladı mı? Dolayısıyla çözülmeler çok hızlı gitmez mi? Tabii. Yani böyle güçlü mutlu bir padişah figürü var, artık yok. Çünkü mücadele yeryüzünde, yok. Yeryüzünde ila nihaye devam eden bir hanedan yok. Hiçbir Osmanlı Devleti, Türk devletleri içerisinde en uzunlu ömür, hatta İslam devletleri içerisinde en uzun ömürlü devlettir. Hanedan devleti. Zaten Türk devletlerinin hepsi hanedan devletidir. Evet. Şey de öyle, Emeviler de hanedan devleti, Abbasiler de hanedan devleti, Endülüs Emevileri de öyle. Biraz devletlerin yapısında var, Memlükler farklı ama dolayısıyla 625 sene yaşadı. Yani mutlaka bir yerde sona erecekti, en azından hanedan sonra bir yapısı sona erecekti. Ama bu şeyde devlet başkanlarının şehzadelerin yetişme tarzından vazgeçilmesi zayıf şehzadeleri ortaya çıkaran bir etkendir. Yani biraz birbirlerini doğuruyor. Yani 3. Mehmet 19 kardeşini katlettirince zaten şöyle bir şey, halk bu uygulamayı hiçbir zaman tasvip etmemiştir. Şehzadelerin, yani masum insanların öldürülmesini halk tasvip etmemiştir. Evet. Bu yüzden bunlar çok gizli yapılmıştır. Şehzade 3. Mehmet'in 19 kardeşini öldürmesi bardağı taşıran damla olmuştur. Hmm. Ama şunu da söyleyeyim. Hemen 1. Ahmet'ten önce. Önce. Evet. Bardağı taşıran damla olmuştur. Büyük bir toplumsal tepki vardır. Bu toplumsal tepki üzerine artık ondan vazgeçilmiştir. Sonra bir iki örnek var ama bunun yanında başka bir şeyden de vazgeçilmiştir. Sancağı şehzadelerin eğitim için gönderilmesinden de vazgeçilmiştir. Dolayısıyla bundan sonra şehzadeler sarayda yetişmişlerdir. Evet. Sarayda yetişmişlerdir. Teorik bir takım bilgiler almışlardır fakat uygulamada yetişmemişlerdir. Yani Osmanlı'nın en kabiliyetli padişahları önce gelmiş, daha az kabiliyetler sonra gelmiş değil. Yetişme tarzı, evet, önceki padişahların güçlü olmasını, iyi yetişmiş olarak tahta geçmesini doğurmuştur. Sonradan bu sancağa çıkma işinin terk edilmesi, onun, hı-hı, sebepleri var tabiatıyla. İşte en önemli sebep, söylediğim gibi, sancağa çıkan, elinde de büyük bir şey olan, askeri güç olan şahsiyade hayatta bırakılırsa isyana sebep olacağı endişesidir. Bu yüzden sancağa çıkarılmaktan vazgeçilmiştir. Bu da padişah, sonraki gelen padişahların güçlü olarak
devlet başına başkanı olmasını, gelmesini önlemiştir. Siz bir şey ilave edeceksiniz galiba. İlave etmek istiyorum. Buyurun. Bu sancağa çıkma daha önce, hatta Kanuni'ye kadar bütün şehzadelere açıktı sancaklar. Evet. Şehzade sancakları da malum. Başta Manisa, Amasya, Kastamonu, Antalya ve Kütahya, Konya vesaire. Dikkat ederseniz bu yerler de eski Anadolu beyliklerinin merkezleri. Tekrar o beyliklerinin ortaya çıkmasını biraz da engelleyici. Hayır, siz artık orada Osmanlı şehzadesi var. O gidiyor. Şunu demek istiyorum asıl. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid, Şehzade Bayezid, Anadolu'dan ücretli askerler tuttu. Kime karşı? Ağabeyi Selim'e karşı, Şehzade Selim'e karşı. Yani Anadolu'da kroniklerde yevimli diye geçen ücretli gündelikçi askerler ortaya çıktı. Tabii ki bu Anadolu'daki dirlik ve düzenin de bozulmasının başlangıcı oldu. Dolayısıyla Kanuni'den sonra en büyük şehzadenin sancağa çıkma geleneği başladı kısa bir süre. 3. Murat, 3. Mehmet. Ondan sonra küçük şehzadeler sarayda tutuldu. 3. Mehmet'ten sonra da hiçbir şehzade sancağa gönderilmedi. Şimşirli'ye kapatıldı. Yıllarca orada kalanlar var. Mesela en uzun kalan 3. Osman'dır. 55-56 sene. 55-56 sene bir odada kapalı kalıyorsunuz. Ondan sonra bir şekilde tahta geçiyorsunuz ve devleti yöneteceksiniz. Olacak iş değil tabii ki. Evet. Pekala. Şimdi kanunnameleri de konuşuyoruz. Aslında kardeş katlini Fatih Sultan Mehmet kanunname olarak hayata geçirdi ilk. Burada şunu atlamak... Uygulama onunla değil. Ondan önce de var. Evet, bunları sormak istiyorum. Atlamayalım yanlış anlaşılmalar olmasın, bazı boşlukları doldurmak adına. Şununla başlayalım, sonra tekrar kardeş katli meselesine dönmek isterim. Bu kanunnameler yoktan var edilmedi değil mi? İslamiyet öncesi Türk kanunlarından esinlenerek mi yapıldı, şer'i süzgeçten geçirilerek? Şimdi şöyle... Yani evrildi ve geliştirildi, Türklerden mi alındı? Bakın şöyle söyleyeyim, kanunlar her medeniyette, her devlette ihtiyaçlarla ortaya çıkar. Önce ihtiyaç çıkar ortaya. Sonra onunla ilgili bir hukuki düzenleme yapılır. Yoksa önceden ilk önce Habil Kabil kavga etti, biri diğerini öldürdü. Doğru. Adam öldürme suçu ortaya çıktı. Yoksa bir gün insanlar adam öldürürse buna ne ceza veririz diye teorik bir kural ortaya konmadı. Şimdi tabiatıyla Türklerde devlet geleneği çok güçlüdür. İslamiyet öncesinden gelen töre hukuku çok güçlüdür. Bu töre hukukunun şaşırtıcı bir canlılığı vardır. Asırlar ötesine yayılan. Selçuklular ondan önce, Osmanlılar ondan sonra ihtiyaç duydukça yavaş yavaş bu kuralları koymaya başlamışlardır. Zaman içerisinde de özellikle Fatih'ten sonra da hızlanmış kanun döneminde zirve yapmıştır. Bu kanunnameler bir toplu tedvine, kodifikasyona konu olmuştur. İşte Abdülkadir Bey onlardan Fatih'in kanunnamesini neşretti. Başka neşirler de oldu. Dolayısıyla yavaş yavaş oluşan hukuk kuralları, ki bu kuralların oluşmasında ifade edildi işte Divan-ı Hümayun önemli rolü var, nişancıların önemli rolü var, kaz askerlerin önemli rolü var ama tabiatıyla padişahın, hükümdarın da önemli son sözü söyleyen odur. İşte bunlar zaman içerisinde oluşmuş ve Osmanlı uygulamasına girmiştir. Bunların hepsine birden biz örfi kurallar diyoruz. Siyaseti sultani, örfi padişahı, örfi münifi padişahı çeşitli isimler var. Bu Türk devletlerine has bir uygulamadır. Ve Osmanlı dışındaki Türk devletlerinde de var. Timurlular da var, Uzun Hasan da, yani Akkoyunlular da var, Memluklular da var. Cengiz yasası tabii. Zaten şey olarak oraya gider köken olarak. Tabii. Moğollar da var, var. Yani ta Hunlara kadar giden bir uzun geçmişi var. Peki, buyurun. Bu küçük bir ilave tabii. Kuruluştan itibaren zaten Osman Gazi'den itibaren devlet düzeniyle özellikle vergilerle ilgili yasalar uygulandı. Fatih Sultan Mehmet'in buradaki en önemli özelliği bunları ilk defa yazılı metin haline getirmesi. Zaten bizim kitabımızın adı da onu yayın evi koydu, Atam Dedem Kanunu derken bu öteden beri uygulanmakta olan kanunları yasalaştırıyorum diyor. Tabii kendi ilaveler de yapıyor bu kanunnameye. İlk yazılı kanun kitabı ortaya çıkıyor. Kanunname ortaya çıkıyor Fatih Sultan Mehmet'le. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bu tarafı, onun
kurucu şahsiyetinin de bir göstergesidir denilebilir. Dikkat ederseniz devlet kuran hükümdarlar kanun yapıcılardır. Ve yine İnalcık Hoca'nın tespitiyle Osmanlı Devleti'nin gerçek banisi, kurucusu Fatih Sultan Mehmet'tir. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tamamlanmış, artık yükseliş dönemine geçmiştir diyebiliriz. Sonrasında zaten bir de kanunu Sultan Süleyman yapıyor. Üçüncü kanunda kim yapıyordu? Yani kanun var, hayır, var. Bütün padişahlar döneminde var. Bizim bugüne kadar gelmiş ilk kanunlar Fatih. Muhtemelen onun biraz öncesi de var. Yani birdenbire ortaya çıkmış değil. Ama bizim bugün şu anda ulaşabildiğimiz metinler Fatih dönemi kanunları. Peki kardeş katli için ne kadar geriye gidebiliyoruz? Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunlaştı ilk, ama. Hayır şöyle. Osmanlı. İlk örnek bildiğim kadarıyla Yıldırım Beyazıt dönemi. Biliyorsunuz Kosova'da kardeşi düşmanı Yakup Çelebi düşmanı takibe gitti. Sultan Murat da. Birinci Murat, hat meydanına gezerken bir Sırp kendisini ölü taklidi yaparak Sultan Murat'ı hançerledi ve öldürdü. Çok acı değil mi ya? Ya şöyle acı gibi geliyor bana. Yani şimdi babanız savaş meydanında öldürülmüş, iki kardeşsiniz. Biriniz işte cenge gitmişsiniz Fethiye, düşmanın peşine. Biriniz oradasınız, siz oradasınız diye şanslısınız. Ordunun bir kanadını kumanda ediyor. Bir kanadına o kumanda, bir kanadına o. Şunu söyleyeyim bakın. Bunlar teorik heveslerle bu işler kararlanmaz. Osmanlı bütün devletleri de böyledir. Osmanlı padişahı öldüğü zaman hiç kimsenin haberi olmaz. Evet. Niye? Boşluk bırakmaz, taht boşluk kaldırmaz. İlk önce veliaht şehzade kim geçirmesi söz ona haber gider. İşte Kanuni'de de öyle oldu. Kanuni'de Ziyetvar'a geldi 2. Selim. Düşünebiliyor musunuz? Ve Ziyetvar'a kadar Belgrad'a gelene kadar Belgrad'a Kanuni'nin ölümünden kimsenin haberi olmadı. Sokollu'nun burada büyük bir başarısı var. Veliaht şehzade gelir, tahta çıkar. İstanbul halkı ilk önce cülüs toplarıyla padişah değişikliğini duyar. Ondan sonra sala verilir, cenaze salası eski padişahın öldüğü duyurulur. Niye? Bu boşluk dönemi problem yaratır. Bu bakımdan şimdi Yakup Çelebi'nin hakikaten düşmanı takibi önemlidir. Kardeşinin de o sırada tahta geçmesi bu bir kaderin bir tecellisidir. Ama zaten orada boşluk kabul etmez. Yanındaki devlet adamları da Yıldırım'a kardeşini devletin selameti bakımından öldürmesini tavsiye ederler. Benim bildiğim ilk uygulama budur. Şey dramatiktir. Olarak, evet çok hocam, dramatik. Liyakat mı Yıldırım'daydı acaba? Hayır, suçsuz olarak ilk öldürene kastedilir. Evet tabii. Yoktu, birinci Murat da kardeşini başka, ve oğlunu öldürüyor. İsyan etmiş. Onlar ayrı. Evet, onlar isyan edenler ayrı. Yalnız gene ufak bir Dimitri Kantemir'in tarihinde o sırada Yakup Çelebi'nin isyan hazırlığı içinde olduğu da belirtilir ama çok kuvvetli bir dayanak değil. Yok evet dayanak değil. Peki. Şimdi... enteresan bir şey. Tabii kardeşin öldürülmesi dramatik bir olay. Bu tabii hepimizi insan olarak rahatsız eder. Fakat şunu söyleyeyim. Yani bu Osmanlılarla başlamış değildir. Osmanlılarda, Selçuklularda da vardır kardeş katli. Bizans'ta da vardır. Var. Yani kardeş katli olmadığı Batı'da zaman ortaya çıkan problemler çok daha büyüktür. Yani Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nı kaybettiği zaman biliyorsunuz 4 oğlu taht kavgasına çıktılar. Sadece o 4 oğlunda ölen insanların sayısı binlerle ifade edilen sayıdır. Bu bakımdan aslında kardeş katli hakikaten insani olarak çok dramatiktir. Fakat Osmanlı ailesi bu acı ilacı kendisi içmiştir. Bu şekilde öldürülen şehzade sayısı 50 küsür kadardır hepsi bütün Osmanlı tarihi boyunca. Fakat başka türlü de Osmanlı Devleti eski Türklerdeki ölüş geleneğini ortadan kaldıramamıştır. Bakın bunun tarihi kökleri vardır. Türklerde devleti kuran hanedanın ortak malıdır. Bunlarda da böyledir, Göktürklerde böyledir, diğerlerinde böyledir. Bu yüzden Hakan öldüğü zaman çocukları eşit hakka sahiptirler, devleti paylaşalım derler. Paylaşalım diyen yanlış bir iş yapmış olmaz. Bu eski Türk devletlerin kolay yıkılmasının başlıca sebeplerindendir. Selçuklu'da öyle olmadı. Selçuklular 11 oğlu arasında dağıttı. Sonra oğullarıyla savaştı. Şimdi bir tane oğluyla birleşip. Osmanlılar niye 625 sene yaşadılar? Birçok sebep var. Sebeplerden birisi bu problemi çözdüler. Ama gerçekten dramatik bir yolla çözdüler. Şimdi düşünün. Çelebi Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt'dan sonra Osmanlı Birliği'ni şehit dinde
Timur'un oğlu kurduğunda bir gönderiyor. Sen diyor İlhan geleneğini bozdun diyor. Kardeşlerini ortadan kaldırdın diyor. Şahruh diyor ki sen İlhan geleneğini ortadan kaldırdın diyor. Bozdun diyor. Niye? Parçalanacaktı diyor. Parçalanması Timur'u devletin işine geliyor. Ama Osmanlıların gelmiyor. Aynı olayın başka bir versiyonu Şehzade Cem olayında vardır. İkinci Beyazıt biliyorsunuz Fatih öldüğünde aslında Fatih'in aklındaki şehzade kanaatime göre Sultan Cem'di. Cem Sultan'dı. Evet o kanunnamede evet, kanunnamesinde Cem'in adı geçiyor çünkü. Fakat orada vezirler arasındaki rekabet ve 2. Beyazıt'ın daha çok taraftarı olması Cem Sultan'a haber gitmedi. 2. Beyazıt'a gitti. Cem Sultan babasının öldüğünü öğrenince 2. Beyazıt Amasya'dan gelmiş tahta çıkmıştı. Zaten Konya'da Selçuk Sancak Bey'in yapılması da Fatih tarafından Cem Sultan'ın veliaht adayının o olduğunu gösteriyor. Cem Sultan Bursa'ya kadar geliyor ve Beyazıt'a haber gönderiyor. Anadolu benim olsun, Rumeli senin. Bakın eski Türklerdeki üleşelim diyor. Yani devleti bölüşelim. İkinci Beyazıt'ın cevabı akrabalar, hükümdarlar arasında akrabalık yoktur diyor. Devleti la erhama beynel mülük. Akrabalık yoktur diyor. Paylaşamayız diyor. Yani Osmanlı eski Türk devletlerinin en önemli problemini maalesef ancak kardeş katliyle çözebilmiştir. O zaman kardeşler bir arada vesaire yetişmiyor yani. Bir duygusal bağ kurarak büyümüyorlar. Belli bir yaşa kadar birlikteler. Ama genellikle 12 yaşa doğru sancaklara gönderilirler. O klasik, birinci klasik dönem dediğimiz şeyde. Yani Akif Hoca'ya katılıyorum tabii ki. Fatih Sultan Mehmet o binlerce kişinin ölümü hadisesinin önüne geçmek için hanedan içine aldı onu. Bütün mesele bu. Hanedan içine çekti. Bu hanedanın meselesidir dedi. Çünkü dışarıda bir şehzade halktan asker yazıyor. Öbürü başka taraftan halktan asker yazıyor ve büyük savaşlar oluyor. Bundan kim yararlanıyor? Düşmanlar yararlanıyor. Devlet parçalanıyor tabii ki. Dolayısıyla yani acı bir ilacı ya bu şekilde içiyor. Bir de düşmanlar yararlanıyor kendiliğinden oluşan durumda ama bu durumu da oluşturmak için, olgunlaştırmak için düşmanların da oyunları var. Çok tabii. Güzel bir şekilde. O entrikalar işte, var. Bizans diyoruz. Bizans İmparatorluğu'nun varlığını uzunca bir süre bu şekilde sürdürdü. Evet. Orhan Çelebi'yi mesela uzun süre tuttu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Çandarlı'dan sonra Orhan Çelebi'yi de öldürttü. Veya Orhan Çelebi bir şekilde kendini imha etti. Çünkü 2. Murat niye tahttan feragat etti? Orhan Çelebi tehdidi vardı. Edirne'de asker ayaklanmış, biz Orhan'ı istiyoruz diyecek duruma gelmişlerdi. Onun için 2. Murat, 2. Mehmet'i, oğlu 2. Mehmet'in tahtını garanti etmek istiyordu. Benden sonra bu olacak şeklinde bir şey oluşturmak istedi ve bunda başarılı da oldu tabii ki. Çok şeyler var yani düşmanın yani yaralanması. Siyaseten doğru bir uygulama, hukuken insani olarak yanlış bir uygulama ama tarih böyle bir şey. Şeyhülislamlar da fetva vermemiş ama. Evet vermedi. Vermedi. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarına Ebu Suud Efendi'nin fetvalarıyla gitme meselesi gibi. Bu fetva yok onların arasında. Nasıl yok? Bu yok. Bu yok. Bir fetva değil mi? Kardeş katli fetvası yok. Ama sen kendini kurtardın demiş galiba Ebu Suud Efendi. Valla minyatürde o sandık var birisinin değil tepesinde mi? Duruyor yani. O sandık var. Öyle demiş. Yani birçok uygulamada fetvası var Ebu Suud Efendi'nin şey üzerinde. Kanuni Sultan Süleyman üzerinde. Etkisi İkinci var. Osman'ın hacca gitmeme meselesinde bile fetvalar var. Hac gerekmez padişahlara. Onlar savaşsınlar, reayanın, halkın efendim adalet içinde yaşamalarını, refah içinde yaşamalarını sağlasınlar yeterli diyor. Yani hac ayrı bir konu belki tartışma konusu ama vekil gönderiyorlar bir şekilde. Padişah gidince şey yani. 10 bin 20 bin kişiyle asker gidecek. Yani hacca bütün kapıkulu asker gidecek. Bir sene yok padişah. Yani, 6 ayda gidecek, yani. 6 ayda dönecek. Tabii ki. Böyle. Dolayısıyla devlet boşluk kaldırmayacağından dolayı Şeyhülislamlar izin vermiyor. Vermiyor. Osmanlı padişahlarının hacca gitmesi. Genç Osman'ın öldürülme sebeplerinden bir tanesi ne yani buna da bağlarlar. Hacca gitmek istemişti. Birisi o. Yeniçeri ocağını kaldırmak istemesi. Tabii ki. Onun için onu gençlememek lazım. Genç Osman daha çok Abaza Mehmet Paşa'nın yanında yetişip o Bağdat kuşatması sırasında kahramanlıklar yapan genç Osman.
Bağdat'ın kapısı var. Türkülere de konu olmuş olan o genç Osman'dır. İkinci Osman'ı genç Osman diyenler, ikinci Osman'ın Kapıkulu askerini kaldırıp yeni bir Anadolu'dan asker toplamak istemesi biraz meseleye milliyetçi gözle bakan kişilerdir. Maalesef genç yaygınlaşmış bir sıfat. Onun sıfatı değil aslında. Onu aslında söyleyeyim bu arada. Aslında sıfatı değil diyorsunuz. Pekala. Peki, sadrazamlara geçelim istiyorum. Burada da çok önemli. Dedik ki devlet hiyerarşisinde padişah, vezir-azam ve sonra şeyhülislamlar. Sadrazamlar. Burada çok fazla tartışılan mesele var. Direkt en tartışmalı yerden girmek istiyorum. Devşirme meselesi. Çoğunluğu niçin devşirmelerden olmuştur, seçilmiştir? Ve buradaki tartışılan şey şu. Devşirmeler Osmanlı Devleti'ni ele mi geçirmişlerdi? Şimdi evet, Osmanlı Devleti'ni kuranlar Türk asıllı Osmanoğullardır. Osman Gazi kurucudur ve onun hanedana da adını Osman vermiştir. Birinci Osman. Burada virgül koyalım mı? Biliyorum, soruyu ben sordum. Cevabı vermenizi beklemedim. Ne oldu ya? Reklama gitmemiz gerekiyor. Hay hay. Hiç böyle mesele derinleşmeden araya gideyim istedim. Peki, çok kısa bir ara. Aranın ardından Osmanlı'da devşirme sistemini konuşacağız. Kimin kararı etiketine de sorularınızı bekliyoruz. Evet, öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı devlet düzenini konuşuyoruz. Sadrazamlardaydık. Hatta hocam söz sizdeydi, pençik, ben bölmüştüm. Pençik meselesine temas etmek üzereydik. Sadrazamlar ekseriyetle devşirmelerden mi seçiliyordu demiştim. Buyurun. Şimdi devşirme sisteminle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Şimdi Akif Hoca da demin söyledi, Osmanlılarda yasalar, kanunlar bir ihtiyaçtan çıkar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanında ilk düzenli ordu Türklerden kuruldu. Yaya ve atlı şeklinde Orhan Gazi döneminde. Ama devlet büyüdükçe, özellikle Avrupa'ya geçip Balkanlarda ilerledikçe sınırlar genişledi, toprak genişledi. Hatta bazı yerlerdeki Müslüman sayısı gayrimüslimlerden daha az hale geldi. Dolayısıyla ilk etapta savaş esirlerinden asker yapma yoluna gidildi. Birinci Murat zamanında bir pençik kanunu çıkarıldı. Pençik beşte bir demektir. Alınan savaş esirlerinin gençleri veya şey olanlar, askerliğe elverişli olanlarının asker yapılması yoluna gidildi. Bir süre bu devam etti. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bir süre tabii zaferler kazanılamadı, savaş esirleri alınamadı ve tabii devletin de askere ihtiyacı var. Ne yapıldı? Yeni bir yasa çıkartıldı. Çandarlı Kara Hayrettin Efendi'nin teklifiyle Osmanlı tebaası, Hristiyan ailelerinin çocuklarının asker yapılması söz konusu oldu. Çünkü Osmanlı aileleri, gayrimüslim Osmanlı tebaası olan Hristiyan, bak Hristiyan diyorum, bakın gayrimüslim demiyorum. Çünkü Yahudilerin çocukları asker yapılmazdı. Hristiyan ailelerin çocukları yapılırdı. Zanaatkar olarak mı kullanıyorlar onları? Zanaatkar, haber alma, istihbarat işlerinde falan kullanılıyor Yahudi çocukları. Evet. Onlar daha çok ticaretle meşgul olduklarından, mali meselelerde kullanılıyor. Görünmemiş yani. Evet, o şey var orada, bir kanunnamenin şeyi var, kanunnamesi metni var. Dolayısıyla Hristiyan ailelerin çocuklarının askerliğe elverişli olanlarından alma yoluna gidildi. Bu ne zaman başladı? Bir rivayete göre Yıldırım zamanında, ama daha ciddi bir şeye göre, uygulamaya göre Ankara Savaşı'ndan sonra, savaşların durmasından dolayı askere olan ihtiyaç Hristiyan ailelerin çocuklarının toplanmasından karşılanmaya başlandı. Yasası 2. Murat zamanında çıktığına dair elimizde şeyler var, kaynaklar var. Fakat ciddi bir şekilde yasa haline getirilmesi yine Fatih Sultan Mehmet zamanında oldu. Çünkü daha önceleri oradaki yerel idareciler tarafından yapılırdı devşirme. Bazı suistimaller ortaya çıkınca merkezden gönderilen yüksek rütbeli Yeniçeriler tarafından yapılması yoluna gidildi. Tabii devşirme sisteminin iki cephesi var. Bir defa devletin askere olan ihtiyacını karşılamak ilk etapta bu, ama devşirilen çocuklar arasında çok zeki olanlar, efendim çok kabiliyetli olanlar saray için alınmaya başlandı.
Bu uygulama da genellikle 2. Murat zamanında oldu. Fakat Enderun'un bir mektep olarak teşkilatlı bir hale dönüşmesi yine Fatih Sultan Mehmet zamanında oldu diyebiliriz. Evet. Siz bu konuyla ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz? Yani hayır, ben belki onun devamını söyleyeyim sizin esas sorunuzla ilgili. Yani Osmanlı vezir olarak çalışanların Fatih'ten sonra önemli bir kısmı devşirme kökenlidir. Onun 218 sadrazamdan sadece, evet, 100 tanesi Türk. Evet. Şimdi onun sebebi bence şu. Yarıdan Osmanlı Devleti'nde, devşirme. Osmanlı Devleti'nde devleti kuran hanedan Osmanlı ailesi, Osmanlı hanedanı devletin birliği ve bütünlüğü bakımından rakip bir ailenin ortaya çıkmaması önemlidir. Buna yönelik olarak Osmanlı yönetimi çok dikkatlidir. Mesela Osmanlı padişahlarının kızlarının çocukları Fatih Kanunnamesi'nde var. Sancak Beyliği'nden yukarı yapılmaz. Yani devlette bir yere kadar yükselirler. Niye bir yere kadar yükselirler? Kendi başlarına bir güç odağı haline gelmesin. Şimdi Türk vezirler Çandarlı ailesinde görüldü. Türk vezirler bir iki nesil böyle ister istemez vezir olarak görevi yapınca güçlenmekte ve Osmanlı hanedanı için bir rakip oluşturmaktadır. Eğer Fatih İstanbul'u fethetmemiş olsaydı Çandarlı ailesini problemini ortadan kaldıramazdı. Fatih bu problemi gördüğü için devşirmelerden vezir yapmaya tercih etmiştir. Bunun iki yönü var. Birincisi, devşirmeler kendisiyle başlayan bir aile olduğu için onun dayanacağı arkada güçlü bir aile yoktur. Onun en büyük dayanağı devlete hizmet etmektir. Devlete hizmet ettiği zaman yükselmekte ve güçlü hale gelmektedir. Şimdi birincisi bu. İkincisi, bu devşirme kökenli, yani bunlar devşirildikten sonra içlerinden çok kabiliyetli olanlar, Enderun'da çok iyi yetiştiklerinden gerçekten bunlar çok güçlü devlet adamları olmuşlardır. Bu bakımdan bence devşirme kökenli vezirler Osmanlı Devleti'nde farklı bir ailenin, rakip bir ailenin, devleti kuran aileye rakip bir ailenin ortaya çıkmaması bakımından önemlidir. Doğru. Padişahlar bunu tercih etmişlerdir. Doğru. Aksi halde mesela bakın birkaç örnek var. Birincisi Çandarlı. Devşirme olmakla beraber Köprülü ailesi var. Köprülü ailesi eğer devşirme olmasaydı problem olabilirdi. Bir başka aile var. Mehmet Ali Paşa ailesi. Bakın Mehmet Ali Paşa ailesi Mısır'da güçlendikten sonra Mısır'ı Kavalalı Osmanlı Devleti'nden koparmıştır. Tabii. Bu bakımdan bunlar hep dikkatle belirlenmiş politikalardır. Devşirmelerin istihdam edilmesini devletin birliği ve hanedanın geleceği bakımından daha isabetli görmüşlerdir. Bence doğru bir politikadır. Buyurun. Merkezi otoriteyi güçlendirmede 2. Murat olsun, oğlu Fatih Sultan Mehmet olsun, bu devşirme kökenli vezirleri kullanmışlardır. Bunu uygulamada görüyoruz. Mesela bazı Evranos oğulları gibi, Mihal oğulları gibi güçlü Akıncı aileleri bazen merkeze kafa tutabilirlerdi. Köse Mihal diyorsunuz değil Köse mi? Köse Mihal tabii ki. Onun, o devam ediyor. Akıncı ailesi o. Ama bir casusluk yaptı. Casusluk tamam. Osmanlılar lehine faaliyetlerde bulundu ama onlar daha çok sınır boylarında istihdam edilirlerdi. Balkanlarda, değişik bölgelerde. Hı hı. Şunu demek istiyorum. Yani merkezi otoriteyi güçlendirmede gerek 2. Murat gerekse 2. Mehmet devşirmeleri kullanmışlardır. Akif Hoca'nın etkili bahsettiği gibi, hı hı, Türk asıllı bir şey, güçlü bir vezir veya güçlü bir kişi hanedan rakip olabilirdi. Hanedan sistemi devletlerde en büyük tehlike kendisine rakip çıkmasıdır. Zaten padişahların kardeşlerini, evlatlarını veya babalarını öldürmeleri biraz da bundandır. Bu rekabeti ortadan kaldırmak içindir. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Çandarlı ailesine o darbeyi vurduktan sonra genellikle devşirme asıllı kişiler vezire azam yapıldı. Ha, istisnalar yok mu? Var. Karamani Mehmet Paşa örneği var. Piri Mehmet Paşa örneği var. Yani bazı şoven yaklaşımlarla Osmanlılar Türk ailelerine şöyle yaptılar, böyle yaptılar da diyemeyiz. Önemli olan orada devletin bekası. Yoksa Türklere düşmanlık değil. Meseleyi bu gözle bakmaktan yanayım ben. Şimdi efendim, kimler devşirilir, kimler devşirilmez? Biraz irdeleyelim ve detaylandıralım isterim bu devşirme sistemini. Devşirme işlemi çok sıkı kurallar çerçevesinde gerçekleşirdi. Anası babası ölmüş çocuklar
çoban, sığırtmaş çocukları, kel, köse, doğuştan evet, sünnetli doğru. olanlar, Yahudi çocukları, evet. şehir oğlanları, İstanbul'u görmüş olanlar, çok ilginç, yırtık tabir edilen gözü açıklar devşirilmezdi. Devşirilmezdi. Hakikaten devşirme kanunnamesinde bunlar var. Bunun da sebebi bu devşirilen çocukların belli bir potada tamamen devlete bağlı, devlete sadık bir şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır. O gavur atalarımız doğru bir laf değil. Öyle bir şey söz konusu olamaz yani. Onlar gavur değil. Onlar devşirilen çocuklar, bakınız lafınızı kestim ama genellikle Hristiyan ailelerin çocukları ve genellikle de Bülü Çağı öncesinde veya Bülü Çağı sırasında toplanıyor bunlar. Zorla İslamlaştırma da söz konusu değil. Yani gavur gözüyle bakamayız onlara. Ama işte ilk önce öyle deniliyormuş ya, kafirlikten ayırmışlar, hani toplumda gavur diye tabir ediliyormuş. Sonra bundan sonra gavur denmeyecek denmiş. Onun üzerine öyle bir başlık atılmış orada ya. Yok yok. İçeriğinde yani böyle kötü mana yok. Gavur değil onlar. Onlar geliyor toplu halde işte sünnet ediliyorlar. Kimisi zeki olanlar Enderun'a alınıyor. Daha olanlar bakın çok önemli bir uygulama var. Osmanlı Türkleri kötülemedi. Bilakis Türk çiftçi ailelerini bir nevi pratik okul haline getirdi. Devşirilen çocukların büyük çoğunluğunu Anadolu'daki Türk çiftçi ailelerinin yanına verdi. Okuma yazma, Türkçeyi öğrenme, Türk İslam geleneklerini, adetlerini öğrenmek için bunu yaptılar. Yani Türk ailelerini bir nevi uygulamalı mektep gibi gördüler Osmanoğulları. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya? Şimdi devşirmenin tabii ben hukuk yönüne ilgileniyorum. Devşirme bir mecburi askerlik sistemidir. Mecburi asker aslında şöyle, harpten alınan ganimet esirlerin beşte birisi devletin payına düşer. Farsça penç beş demektir. Pencik olan zaten beşte bir devletin hissesi demek. Bu yetmeyince Hristiyan ailelerden mecburi askerlik toplanmıştır. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. İslam devletlerinde gayrimüslimler askere alınmaz. Askerlik yapabilecek konumda olanlardan cizye vergisi, baş vergisi alınır. Evet. Asker olmadığı için. Mesela kadınlardan alınmaz, din adamlarından alınmaz, ihtiyarlarından alınmaz. Askerlik yapan. Devlet, Osmanlı Devleti'nde genel olarak gayrimüslimlerden cizye vergisi almıştır. Onları askere kabul etmemiştir. Ama ihtiyaç duyduğu zaman işte cizye vergisinden vazgeçmiş, mecburi askere almıştır. Bu devşirme mecbur askerliktir. Bunlar belli bir yaş diliminde toplanırlar. Umumiyetle Bulu Çağı başlamadan toplanırlar. Bunlar işte Türk'e verilir, Türk'e verilmek denir. Müslüman olmak zorunda mıydı? Şöyle. Bu konuda bir baskı var mı? Hayır. Özellikle bir Müslüman olmak noktasında bir baskı olduğu olarak bir şey geçmiyor, geçmiyor. Fakat şöyle bir şey var. Yükselmek için bunlar Müslüman olmanın önemli bir unsur olduğunu biliyorlardı. Bir de Türk ailelerinin yanında yetiştiği için bunlar. Türkçe öğreniyor, Türk örf ve adetlerini öğreniyor. O yaşta tabii iyi bir ailenin yanında bir Müslüman haline yetişmiş olmak onların Müslümanlığa yönelmelerine sebep oluyor bir. İkincisi devlet kademelerinde devşirmelerin yükselmelerinin en garanti yollarından birisi de Müslümanlığı kabul etmekti. O bakımdan bir zorla Müslüman olmaktan ziyade kah samimi olarak Müslüman olmak, kah devlet kademelerinde yükselmek arzusuyla Müslüman olmak gibi bir durum söz konusuydu. Bu ayırt edilemez bir durum. Evet. Tabii. Bu mümkün değil. Tek tek hepsini bir yerde, bir öbür dünyada ayırt edecek olan ayırt edecek. Fakat bizim bunu buradan ayırt etmemiz mümkün değil. Ayırt edici merci bu, biz değiliz biz diyor değiliz. Hoca. Değiliz. Yani bir de şu var tabiatıyla, her dönemde devşirme uygulanıyor. Bugün Batı'da kendilerine bir yer edinmek isteyen kimseler de bazen gönüllü olarak devşirilirler. Yani devşirme sistemi hala Batı'da da uygulanan bir sistemdir. Usuller biraz değişti. Tabii. Onu söyleyeyim. Günümüzün beyin göçü. İstidatlı, yetenekli çocukların mesela Amerika'ya gitmesi, Batı'daki ülkelere gitmesi. Ama hep gidenler devşirmek anlamında. İzleyiciler de öyle demiş. Şöyle. İyi bir futbol, işte Serdar Bey yazmış galiba. İyi bir futbolcunun Almanya'da oynaması, yani. İşte
ya da Amerika'da eğitime gitmek gibi bir şeydir. Yok, o, değiştirme o, sistemi tam, demiş. Tam o değil de şöyle bir şey var. Bakın. Tabii iyi değil burada baştan alıp şöyle, yetiştiriyorlar. Mühendislik, tıp alanları falan değil de sosyal bilimler alanında Batı'da yer edinmek isteyenlerin bir kısmı makalelerine veya kitaplarına Batı'da hoşa gidecek argümanları eklemeyi özellikle tercih ederler. Onu söyleyeyim. Yani mesela benim son zamanlarda okuduğum bir kitaptan, yazarından bahsetmemek üzere söyleyeyim. Karadeniz bölgesindeki iki şehre yönelik bir doktora tezi var. Bu doktora mahkeme defterlerini inceliyor. Buradaki hukuk uygulamasını inceliyor. Ve ciddi bir çalışma, onu söyleyeyim. Fakat hiç gerek yokken Orta Doğu'dan bir kötü örnek veriyor. Halbuki incelemek istediği şehir Batı Karadeniz'den iki tane şehir. Bilimsel usullere aykırı olarak niye Orta Doğu'dan bir kötü örnek veriyor? Çünkü o şehirlerde örnek bulamamış. Örnek bulamamış, öyle bir kötü örnek vererek göze girmeye de çalışıyor. Bu da işte bir yükselmek uğruna gönüllü bir devşirmedir. Ama söylediğim gibi, herkes böyledir gibi bir genelleme fevkalade yanlıştır, onu da söyleyeyim. Pekala, şimdi şunları da sormak istiyorum. Din değiştirme meselesi, isim değiştirme meselesi. İsim değiştirme meselesi bir örfi bir uygulamadır. Bir durum. Ama işte Mihal ailesinde hocam, değiştirmedi köse din Mihal. Din değiştirme lafını kullanmamak lazım. Çünkü bunlar çoğu zaten kablel bülü, bülü çağı öncesi toplanan çocuklar. Herhangi bir dinle mükellef değiller. Yani o meşhur hadis-i şerif var ya, sahihtir değil mi? Evet. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar veya fıtrat üzere doğar. Sonra onu annesi babası Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir, Mecusileştirir. Yani her çocuk zaten İslam fıtratı üzerine doğuyor. O fıtratları bozulmadan onlar genelde toplanıyor. Hocamızın bahsettiği gibi bir şekilde İslam'a meylettiriliyor. Bakın gene zorlama yok. Daha çok iyi örnek olma şeklinde oluyor bunlar. Zaten getirildikten sonra da topluca sünnet ediliyorlar. Daha değişik hizmetlerde istihdam ediliyorlar. En zekiller de Enderun'a alınıyor. Ve büyük sadrazamlar da oradan çıkıyor. Şimdi, ve bunların bir kısmı aileleriyle daha sonra irtibatlarını sürdürüyorlar. Tabii, Sokollu mesela. Yani Sokollu gibi, Cigalazade, Sinan Paşa gibi örneklerimiz var. Pekala, şimdi Çandarlı Halil Paşa'yı da konuşalım istiyorum. Niye konuşacağız? Biraz önce değindik ama denilir ki burada o dönemde, bu bir iddia tabii ki, tartışma meseleleri. Çünkü bu değiştirme meselesi çok fazla tartışmaya gebe. Çok fazla tartışılan bir mesele. Denilir ki Fatih Sultan Mehmet'in Halil Paşa'yı öldürmesinde, siz de orada öyle bir vurgu yapmıştınız. Fatih Sultan Mehmet destekleyenler devşirme paşalardı aslında diye. Evet. Devşirmelerin rolü çok büyüktür. Tabii. Çünkü o dönemden sonra artık devleti devşirmeler ele geçirmiştir. Şimdi ben baktım tarihi kayıtlara, siz de muhakkak söyleyeceksiniz. Hepsi değil ama birçoğu devşirme. Hiç yok diyenler var ama 3 tane yakalayabildik aslında biz. Şimdi devleti ele geçirmiş de ne yapmış? Tabiri yanlış. Ne yapmış? Derin devlet kurmuşlar. Hayır. Enteresandır. Bakın belki şoben yaklaşanlar kızacaklar ama devşirme sisteminin demedim diyorlar. Devşirme sisteminin işlemez olmasından sonra devlet tedenniye başladı, inhitata başladı, çöküntüye başladı. O sistem iyi işlediği zamanlarda 150-200 yıl kadar devlet hep yükselmiş, teali etmiş. Bunlar ne yapmışlar? Zaten soyu sopu olmayan bunlar, koparılmış, ailelerinden getirilmiş. Çoğu da zaten vakıflar kurmuş, miras bırakacağı şey de pek yok. Dolayısıyla devşirmeler devleti ele geçirmiş. Bu farklı bir yaklaşım. Ben ona katılmıyorum. Gene devlet-i aliyenin yükselmesi yolunda faaliyet gösterdiler bunlar. Ama hani şöyle deniliyor. Şimdi orada bir devşirme lobisi vardı. Özellikle divanda. Olabilir. Ve dolayısıyla Türklerden hoşlanmıyorlardı. Türk paşalarının her zaman altını oydular. Ve onların hep ayaklarını kaydırdılar. Ve dolayısıyla devleti ele geçirmiş oluyorlar. Hizip her dönemde Türkler var. Önemli pozisyonlarda olamıyorsa devşirmelere kalmış var. Olmuyor mu? Şimdi ulus devlet anlayışıyla Osmanlı'yı değerlendirmek yanlıştır. Yani Osmanlı Devleti Türklerin hakim olduğu bir devlettir ama bir ulus devlet değildir. Orada her milletin belli bir yeri vardır, onu söyleyeyim. Bu bakımdan devşirmeler, Abdülkadir Bey söyledi,
bir hizip olarak birbirlerini desteklemiş olabilirler. O öyle bir hizip olmazsa başka bir hizip olacaktı. Siyasi hayatta hizipler bitmez. Yani hizipleşmeler illaki olacak. Evet tabii. Bugün artık buna bir hukuki çerçeve verildi değil mi? Partiler, siyasi partiler ortaya çıktı. Evet, evet. Siyasi partiler içerisinde de hizipler var. Şimdi yakında bir siyasi partimiz kongreye gidecek. Kaç tane hizip var içerisinde? Yani demek ki siyasi hayatın vazgeçilmezidir bu. Yani ilk defa bir yerde Osmanlılar'da icat edilmiş değil. Devşirmelerin yetişme tarzı itibariyle birbirlerine yakın hissetmeleri kendilerini ve belli bir dayanışma içerisinde olmaları doğrudur. Ama devşirmeler Osmanlı Devleti'ne hizmet etmişler. İşte ama burada sorun şu, tabii ki doğru bir hizipleşme olabilir. Burada da yani çok basite indirirsek işte memleketlisini tutar, işte üniversitelisini tutar. Ben İTÜ'yüm, İTÜ mezunlarıyla daha yani pozitif ayrımcılık yapıyorsun mülkiye aslında. Mülkiye mi Türkiye mi? Bir zamanlar çok kullanılan bir slogandı yani. Aynen böyle hep böyle vardır. Yani. Okuldaşını tutarsın, memleketlini tutarsın vesaire. Ama sanki burada biraz padişah da devşirmelerden yana gibi eleştirilen mesele bu. Dolayısıyla padişahlar niçin Türkleri kayırmalı devşirmelerinden? Hocam, asıl sorun bu. Müsaade eder misiniz burada? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi hanedanın korunması için. Bu sorunun cevabı reklama kalmalıymış. Emir Büyükyer'den yönetmenimiz. Hep benim cevabımda hep kesiyorsunuz. Abdülkadir Hoca ile ilgili hiçbir problemi yok Alper'in ama sizin sözlerinizi kesmemek için hocam. Peki. Çok kısa bir ara. Aranın ardından buradayız. Evet, Ötek Gündem'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından Osmanlı Devlet düzenini konuşuyoruz. Araya gitmeden önce sizin lafınızı kesmek durumunda kalmıştım. Demiştim ki burada aslında mesele hizipleşmek değil. Evet, herkes kendi ekolünü tutar, destekler. Ama padişahlar da sanki devşirmelerden yana tutum alıyorlardı. Şimdi Emevilerden itibaren İslam devletleri artık hanedan devletlerine dönüşmüştür. Emevi, Abbasi, Arap devletleri, işte Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Osmanlı hanedan devletleri. Nizami Mülk der ki, Büyük Selçuklu Veziri Nizami Mülk, hükümdarın etnik unsuru farklı kişilerden hassa ordusu kurulması gerektiğini belirtir, vurgular Nizami Mülk. Bu şu demektir, yani hanedanın varlığını sürdürmesi, varlığını koruması için farklı etnik gruplardan hassa askeri kurmasının adeta devletin güvencesi olduğunu vurgular. Bunu Osmanlılar da uygulamıştır. Yani Nizami Mülk'ün bu tavsiyesine Osmanlılar da uymuştur. Çünkü Türk asıllı hassa askerleri gerektiğinde hanedan rakip olabilirler. Kanuni döneminde İstanbul'a gelen Avusturya elçisi Busbek'in ilginç tespitleri vardır Busbek'in. Yani İslamiyet'in varlığı, devamı hanedanın varlığı ile gerçekleşebilir, mümkündür şeklinde bir ifade koyar. Belki çok iddialı bir laf ama bu şu demektir. Yani hanedan çökerse İslamiyet de çöker, İslamiyet de zarar görür. Çünkü o sırada İslam dünyasının temsilcisi konumundaki devlet Osmanlı'dır. Evet. Dolayısıyla hanedana rakip olacak her türlü gücün karşısında hanedanı muhafaza edecek bir orduya ihtiyaç vardır. Bu hassa ordusudur. Aslında Yeniçerilerde, daha doğrusu sadece Yeniçeriler değil, diğer Kapıkulu ocakları da padişahların hassa ordusudur. Bir nevi hanedanın koruyucu ordusudur. 16. yüzyıl sonlarına kadar padişah sefere çıkarsa Yeniçeriler veya diğer hassa Kapıkulu ocakları sefere çıkarlardı. Çıkmazsa İstanbul'da beklerlerdi ki Kanuni'nin vefatından sonra 1566 Zigatver seferinden sonra uzunca bir süre Yeniçeriler sefere çıkmadılar. Adeta paslandılar. Koca Sinan Paşa ilk defa bunu kırdı 3. Murat zamanında. Artık Serdar-ı Ekrem denilen sadrazamlarla birlikte Yeniçerilerin de sefere çıkması söz konusu oldu ve öylece devam etti. Yani Osmanlıların devşirmelerden yana olduğunu söylemek yanlış bir ifade. Öyle bir şey olamaz çünkü o hanedanın koruyucu, muhafız askerleri zaten onlardır. Devşirme kökenli askerlerdir diyebiliriz. Peki, devşirmelerle halk arasında nasıl bir
irtibat vardı. Şimdi bunu da yine bir alıntı yapmak isterim. Yaklaşık 250 yıl süren bu devrede ortaya çıkan devşirme yönetici sınıfı Anadolu ve Rumeli Türkmen gruplarının zaman zaman nefretini mucip olmuş. Bu devşirme yöneticiler çeşitli isyan ve ihtilal hareketlerinin hedefi haline gelmişlerdir. Onlar da isyanı bastırmak için girdikleri Anadolu'da Karaman'da taş üstüne taş, omuz üstüne omuz bırakmayıp akla gelmez nice zulümlerle Anadolu halkının nefretini üzerlerine çekmişler. Bir örnek var. Fatih Sultan Mehmet döneminin sadrazamlarının Rum Mehmet Paşa güya ırkının intikamını alıyorlar. Onu söyleyen bir kaynağımız var. O da biraz Aşık Paşa Zade'dir o kaynakta. Başka bir kaynakta yoktur. Mahmut Paşa'nın, Veli Mahmut Paşa'nın ayağını kaydırmıştır Rum Mehmet Paşa. Sadrazam olmuştur ama o da kellesini kaybetmiştir daha sonra. Öyle devşirmelerin Anadolu'da Rumeli'de zulüm yaptığına dair başka bir örnek göremezsiniz yani. Bu parti liderlerinin birbirlerini suçlayıcı konuşmalarına yani benziyor. Pekala şimdi ama şunu da sormak gerekir. Yani bunun anladığım kadarıyla değiştirme sisteminin iyi uygulandığı vakit Osmanlı'ya artıları olduğunu söylüyorsunuz ve savunuyorsunuz. Hiç de zararlı bulmuyorsunuz. Tartışmaya girilecek bir mesele olmadığı da görüşündesiniz. Ama her sistemde olduğu gibi eksileri de vardır, artıları da vardır. Hiç eksileri yok muydu değiştirme sisteminin? Yani ne katmıştır hizmetleri? Yani olmasalardı neler olmazdı? İşte olmasalardı bu defa rakip aileler çoğalırsa devletin uzun ömrü kısalabilirdi. Yalnız bakın geçmişte sadece İslam devletleri değil, devletler hanedan devletleri. Türk devletleri de öyledir yani. Göktürkler, Hunlar bunlar hep aynı ailenin kurduğu aile devletleridir. Bu yüzden devletin devamı bir anlamda hanedanın devamıyla paralel gider. Osmanlı Devleti'nde devletin uzun süre ayakta kalması, yaşamasının birçok sebebi var. Biraz önce söylediğim gibi bunu tek bir etkene bağlayamazsınız. Birçok sebebi var. Bu sebeplerden birisi de imparatorluk içerisindeki gayrimüslim unsurlardan çok iyi bir asker ve yönetici devşirilmesidir. Çünkü bunlar seçilirken belli ölçüde hem fizyolojik hem zihinsel özellikleri dikkate alınarak seçiliyordu. Yani hem vücut ölçüleri hem de zihinsel ölçüleri. Bu yüzden çok zeki çocuklar, devşirme çocuklar Enderun'da çok iyi yetiştirilmiştir. Bunlar devlete iyi hizmet etmiş. Hangi devlete? Osmanlı Devleti'ne. Şimdi Sokullu ve ailesini, Köprülü ve ailesini yaptığı hizmetlere bakarak değil de devşirme kökenli olduğu için tenkit edebilir miyiz? Yani bu ırkçı bir yaklaşımdır. Bu ulus devlet anlayışının ortaya çıktıktan sonra tarihi geriye dönük olarak yorumlamadır. Osmanlı'da böyle bir ırk ayrımına yönelik bir şey yok. Her unsurdan insanlar var. Bu bakımdan devşirmeleri sadece bu gayrimüslim kökenden gelmiş olmaları, Türk kökenli olmamaları dolayısıyla değerlendirmek Osmanlı'nın devlet yapısına, anlayışına bence uymuyor. Peki, küçük bir ilave. Lütfen. Geniş bir ilave Osmanlı, de olabilir. Hayır. Söz hakkı sizin hocam. Bölmeyeceğim. Osmanlı etnik bir kavram değildir. Osmanlı siyasi bir kavram. Osmanlı bir şemsiyedir, bir çatıdır. Onun altında Rum'u vardır, Ermenisi vardır, efendim Çerkezi vardır, Türk'ü vardır, Arap'ı vardır. Dolayısıyla Osmanlı'yı etnik bir kavram olarak düşünmeyelim. Bir çatı olarak düşünelim. Ve bunun da şeysi efendim Osmanlı hanedanıdır. Osmanoğullarından gelen kişilerdir bu devleti yöneten. Hocamızın bahsettiği gibi herhangi bir Türk aile bu hanedana rakip olabilir. Bu da büyük bir iç çatışmayı meydana getirebilir. Ama devşirme kökenli birisinin ne kadar güçlü olursa olsun hanedana rakip olması mümkün değildir. Onun hayatı padişahın iki dudağının ucundadır. Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Halil Paşa'yı ortadan kaldırmak için çok zorlandı. Çok şeyler yaşadı ve fetihten 40 gün sonra bunu başarabildi. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın Pargalı İbrahim Paşa'yı öldürmesi, efendim yine Fatih Mahmut Paşa'yı öldürtmesi, Rum Mehmet Paşa'yı öldürtmesi çok kısa sürmüştür. Bunu da arkasında bir güç yok. Yani. Güç yok şey, devşirmeler. Halil Paşa Türk kökenli olduğu için asker çok seviyor. Asker tabii üzerinde ki yaptırımı ve tahakküm gücü tabii çok fazla. Tabii dolayısıyla ki
Fatih Sultan Mehmet en azından İstanbul fethine kadar bekledi. Hatta onu ona karşı asker onu çok seviyor. Sizin de söylediğiniz gibi Yeniçeriler arasına 5000 kadar Sekban askerini soktu. Sarayda bunlar. Önce askeri kendi şeyini almak istedi. Kendi egemenliği altına almak istedi. Yani uzun bir çalışmadan sonra Çandarlı'yı ortadan kaldırabildi. Pekala. Evet, şimdi son bir soru. Devşirmelik kurumu ile ilgili buraya kadar gelmiştik. Size satır aralarında söylediniz. Bunu cevaba kavuşturmak istiyorum. Sizin de yazılarınız var İslam Ansiklopedisi'nde bu konuyla ilgili makalelerde. İlber Hoca çok güzel bir ifade kullanmış. Demiş ki kaderde Yeniçeri olup ölmek de vardı, Vezir-i Azam olmak da. Bu ayrım nasıl yapılıyordu o devşirmeler arasında? Hani dedik ya bazısı asker oldu, bazısı vezir oldu. Bir tane Mimar Sinan çıktı mesela. Şimdi efendim devşirilen çocuklar, zekileri, çok yeteneklileri, böyle kabiliyetlileri saray için alınır dedik. Peki bunun ölçüsü nedir? O dönemde kıyafet ilmi diye bir ilim var. İlmi kıyafe denir ona. Yani şöyle bir çocuğun suratına, yüzüne bakarsan ya bu çocuk adam olur. Rahmetli Barış Manço'nun bir programı vardı ya, adam olacak çocuk. Evet. Bu onun yansımasıdır bir yönüyle. O çocuklar bu işten anlayan birileri tarafından tespit edilir. Saraya alınır. Ya doğrudan Enderun'a verilir veyahut da daha sonra Enderun'a hazırlık mektebi konumunda olan İbrahim Paşa Sarayı, Galata Sarayı, Edirne Sarayı gibi yerlerde hazırlık okullarında belli bir süre eğitimden sonra Enderun'a alınırlardı. Bunun ölçüsü budur. Diğerleri topluca Türkiye verilir. Türk ailelerinin yanına verilir. Saraya alınanların da hepsi Vezir-i Azam olacak diye bir şey yok. Bunların içerisinden Yeniçeri ağaları çıkmıştır. Kaptanı deryalar çıkmıştır. Nadire tek tük de olsa sadrazam da çıkmıştır. Yani hatta bazıları Yeniçerilerin atlı grubu olan Yeniçeri süvarisi yapılmıştır. Kapıkulu süvarileri diye denilir onlara. Yeniçerilerden daha biraz daha rütbece üstündür onlar, kapıkulu süvarileri. Yani çeşitli alanlarda istihdam edilmiştir bu devşirmeler. Müslümanlardan devşirilenler var mıydı ya da Türklerden? Çünkü bazı ailelerin saraya sokmak amaçlı çocuklarını vermek istedikleri yazılır tarihi kaynaklarda. Müslümanlardan devşirme yapılmazdı. O demin kanunnamesinin de suretini gördüğümüz. Sadece topluca Müslümanlığı seçen Bosnalı Müslümanlar, Bosnalı aileler hariç. Onlar özel olarak rica etmişlerdir. Rica etmişlerdir padişahtan. Bizim çocuklarımızı devşir ama sen onları saray hizmetinde kullan. Ki Boşnak asıllı çok sadrazam çıkmıştır. Galiba Türk olmayan sadrazamlar en çok Boşnaklardan çıkmıştır. Sokulu da onların arasındaydı. Sayılabilir. Oralardan toplanıyor. Dolayısıyla hatta devşirildikten sonra kafileler halinde bu çocuklar İstanbul'a merkeze sevk edilirken aralarda yabancıların karışmaması için çok büyük özen gösterilirdi. Eşkal defterleri tutulurdu. Göz rengine varıncaya kadar, tenlerin rengine varıncaya kadar o taraflarda fotoğraf sistemi yok. Kaydedilirdi defterlere ve bu defterlerin birisi orada durulur. Yetkili de bir kısmı da merkeze gönderilirdi. Merkeze getirildikten sonra da tekrar gözden geçirilirdi. Çok sıkı şekilde bu bir sistem uygulanırdı diyebiliriz. Aileleriyle görüşüyorlar mı sonrasında? Bazıları devam ettirmiş mesela görüşmeleri. Mesela saraya aldırmak gibi ailelerin oluyor mesela mu? Mesela Sokullu Mehmet Paşa'nın vezir konumuna geçmişken aklıma geldi çünkü. Hocamız. Vezir konumuna gelenler kendi aile bağlarını bulabilirler ama onun dışındakiler bulamazlar. Çünkü sistemi ona göre kurulmamıştır. Tabii. Şimdi Boşnakların talebinden de belli olduğu gibi biraz devlet kademelerine yükselmenin yolu da bir yolda devşirmelerden geçiyordu. Yani o yükselmek için arzu etmişlerdir ve gerçekten çok önemli devlet adamları yetişmiştir. Peki biliyorum devşirmeliği artık çok fazla konuşmak evet, fazla istemiyorsunuz. Konuştum. Biliyorum çok çok neden hoşlanmadınız devşirmelikten yok, hocam? Yok hayır biz bunları sabaha kadar konuşuruz. Biz ama, hoşlanmadık değil. Tamam. Niye hoşlanmayalım? Peki hayır. Yalnız bugünkü yani buna anakronizm deniyor. Bugünkü anlayışla geçmişi değerlendirmek yanlıştır. Doğru. Dolayısıyla bugünden baktığımız için bugünden, çok fazla tartışılan bugün mesele bu, diyorsunuz. Bugün, o konjonktürde. Bugün ulusa göre bir şey yok. Yalnız değerlendirmek yanlış. Şu da var, bunu söylemek lazım. Osmanlı
Türklüğü yerleştirmek için özel bir çaba göstermemiştir. Yani illa herkese Türkçeyi öğreteyim. Bu aslında pozitif bir şeydir. Yani bak, Balkanlarda kaç tane farklı ırka yöneticilik yapmıştır uzun zaman. Bu insanlara zorla Türkçeyi öğretmemiştir. Bu aleyhte mi lehte midir? Şimdi bakın, bugün sömürge devletler bir 50 sene, 100 sene idare ettiği yerlere kendi dillerini mutlaka yerleştirmişlerdi. Ama bunu bugünkü anlayışıyla savunmak mümkün değil. Osmanlı bunu yapmamıştır. Kendi haline bırakmıştır. Müslümanlık için de baskı yapmamıştır. Türklük için de baskı yapmamıştır. Belki bu noktası ön plana çıkarılmalı. Bu ayıp bir şey değil, yanlış bir şey değil. Yani şimdi mesela benim bir arkadaşım bir kongrede bir Sırp meslektaşıyla konuşurken bir Rus geliyor, diyor ki ya siz bu Türklerle konuşuyorsunuz, sizi diyor senelerdir bunlar yönetti, neye konuşuyorsun? İyi ki onlar yönetti, eğer siz yönetseydiniz şimdi hepimiz Ruslaşmıştık diyor. Ya. Yani bakın, Sırplar biz Bulgarları, Rumları 400 sene idare ettik. Bunlar 400 seneden sonra Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar. Dinlerini de korumuş olarak ayrıldılar, dillerini de kültürlerini de. Bu nokta son derece önemli. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nda sömürgeci bir politika takip etmedik. Aslında konuşulması ve vurgulanması gereken kısım bu diyorsunuz. Evet, bu. Pekala, o zaman carilik ve kölelik bahsiyle devam etmek istiyorum. Hocam. Vallahi hassas konular yani. Cari kimlere deniyordu? Şimdi cariyelik, cariye kölenin müennesi. Yani hanım, kadın kısmı cariye. Hı hı. Esas Akif Hoca'nın alanı bunlar. İslam hukukuna ilgilendiren şeyler, ama esirle köleliği de karıştırmamak lazım. Hı hı. Esir başka bir şey. Kölelik onun hukukileştirilmiş şekli. Esas hocanın alanı da o. Hı. Köle maddesinin yazarı da kendileri. Buyurun. Şimdi köle bütün medeniyetlerde 19. yüzyıla kadar var olan bir kurum. Bir defa bunu tespit edelim. İslam dünyasında var. Batı'da, Avrupa'da var. Doğu'da, Hindistan'da, Çin'de var, Amerika'da var, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da var. O günkü şartların ortaya çıkardığı bir kurum. Çünkü harp esirlerini ortadan kaldırmanın, harp esirlerini tasfiye etmenin sınırlı birkaç yolu vardır. Bakın, bu her zaman bir problemdir, günümüzde de çok ciddi bir problemdir. Harp esirlerini ya serbest bırakırsınız, bu serbest bırakma karşılıklı olabilir, para alırsınız veya esir mübadelesi değişimi yoluyla bırakırsınız veya işinize gelmeyebilir. Bakın, her zaman harp esirini serbest bırakmak galip devletin işine gelmez. Özellikle eski dönemde gelmez. Niye gelmez? Bir orduyu mağlup ettiniz. Bu ordunun bütün askeri gücü bugünkü teknolojik güç değildir. İnsan gücüdür. Yani bir tane kılıç, bir demir parçası eline alınca tam teçhizatlı bir asker haline gelir. Şimdi galip devletin, mağlup devletin esirlerini olduğu gibi serbest bırakması mağlup devlete gücünü iade etmesi anlamına gelir. Bu yüzden bunu kimse yapmış değildir. Ne yapar? Para karşılığında serbest bırakır veya esir, kendisi de esir vermişse esir mübadelesi yapar. Bu yollardan birisi serbest bırakmak. Bu yol olmadığı zaman ikinci yol öldürmektir. Hiç kimse bir esir kampı kurup da uzun sene esirleri kendisi beslemez. Hiçbir devlet, dünyada bunu yapan bir devlet yok. Öldürmektir. Umumiyetle geçmişte de günümüzde de harp esirlerini bekleyen en acıklı akıbet öldürülmektir. Bakın şimdi Suriye'de harp var. Nasıl öldürülmektir? Öldürülmek, harp esirlerini katledersiniz. Hmm. Bakın Hutularla şeyler Afrika'da bundan 15 sene önce belki harp yaptılar. Belki aralarında köle olarak yaşamaktan da öldürülmeyi tercih ediyorlar. İşte oraya geliyorum. Oraya geliyorum ben şimdi. Geliyor şimdi. Bakın, harp esirlerini tasfiye etmenin sınırlı birkaç yolu vardı. Bunlardan birisi serbest bırakmaktır. Bu her zaman galibin yapabileceği bir şey değildir, işine gelmez. İkincisi öldürmektir. Öldürmenin insani olduğu söylenemez. Fakat tarih boyunca esirler hep öldürülmüştür. Üçüncü bir yol var. Geçmiş dönemlerde bu uygulanmıştır. Köle olarak belli bir statüde tutmak. Şimdi bakın, Cenevre Sözleşmesi var. Harp esirlerine nasıl muamele yapılacağına dair. Uluslararası bir sözleşmedir. Geniş kurallar belirlenmiştir. Uygulamada bunların çok azı uygulanır. Şimdi dolayısıyla kölelik aslında ölümün alternatifi olarak belli bir dönem uygulanmıştır. Şimdi burada problem nedir?
Bence problem şudur. Kölelere hangi medeniyet, hangi ülke, hangi dönem insanca muamele yaptı o günkü şartlar içerisinde? Şunu ifade edebilirim. Zaten o çağların bir gerçeğiydi bunlar. Gerçeğiydi, aynen. Başka türlü bir şey olmamıştır. Her kültürde vardır. Bu açıdan baktığımızda İslam dünyası olsun, Osmanlı Devleti olsun gerçekten kölelere önce bir kendine has bir hukuki statü belirlemiştir. Yani evet hür insanlardan farklıdır. Hür insanlardan aşağı bir statüdür. Ama İslam hukukunda kölelerin bir statüsü vardır. Nasıl alınır, nasıl satılır, hakları nelerdir, evlenir mi, çocuğu ne olur? Bunlar bir statü belirlemiştir bir. İkincisi, Hazreti Peygamber'den itibaren kölelere iyi davranılması konusunda çok üzerinde durulmuş emirler vardır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de vardır, gerek Hazreti Peygamber'in sünnetinde vardır, sözlerinde vardır. Ve bu Müslümanların yaşayışlarına etki etmiştir. Peygamberimiz kölelere kölem demeyin diye tavsiye etmiştir. Çocuğum deyin, onlar sizin çocuklarınızdır diye. E madem öyle niçin azat etmek yok? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Var. Azat etmek. Neden zaman, hani emir azat edin, köleliği kaldırın diye gelmemişti. Çocuğum gibi iyi davranın. Masa başında bunu söylemek kolay. O dönem biraz için. Önce ben biraz önce onu anlatmaya çalışıyorum. Yani galip gelmişsiniz, 20 bin esir almışsınız. Ya. 20 bin esiri aynı zamanda serbest bırakırsanız düşmana eski gücünü iade etmiş olursunuz. O bir, iki ay sonra size tekrar düşman olarak geri gelir. Şimdi ne yapmıştır İslam kültürü? Belli bir süre içerisinde azat etme esasını getirmiştir. Bakın köleliği, devamlı kölelik İslam kültüründe yoktur. Devamlı kölelik belli bir süre istihdam edildikten sonra azat edilmesi esastır. Ve mahkeme defterlerimiz bizim gönüllü azatlığın çok sayıda örneği var. Biz mesela 40 ciltlik, Abdülkadir Bey biliyor, mahkeme defteri, İstanbul mahkeme defterlerini neşrettik. Ondan sonra Anadolu'nun birçok mahkeme defteri de neşredildi. Bunlar arasında çok şey vardır, köle azadı vardır. Bizim kültürümüzde 7 sene istihdamdan sonra köleyi azat etmek esastır. Yenisi 7 seneden sonra. Çünkü düşünülür ki bu 7 seneden örfidir ve dinidir. 7 seneden sonra artık 7 sene hizmet eden insan kendi bedelini ödemiştir. Bir bedeldir, bir anlamda satılan mal gibidir. 7 sene hizmet eden insan kendi bedelini ödemiştir. Bu artık hürriyete hak etmiştir gibi düşünülür. Hatta şu enteresan örnekleri var. Bazıları 7-8 sene kölelik yaptıktan sonra efendisi kendisini satmaya çalışınca mahkemeye müracaat etmektedir. Bunun örnekleri gitmemek var. Gitmemek için. Gitmemek ya. İçin. Diyor ki, ya. Ben bundan kaç tane örnek gördüm. Diyor ki, ben 8 senedir bu efendiye hizmet ettim. Şimdi beni satıyor. Satınca ben başka efendiye yine tekrar bu hizmet edeceğim. Ben artık diyor bedelimi ödedim, beni azat etmesi lazım. Devlet hukuken bunu zorlayabilir mi? Zorlayamaz. Hukuken zorlayamaz. Ama Osmanlı Devleti bu tür kimseleri satın almıştır. Devlet satın almıştır, azat etmiştir. Bunun örnekleri var. Çünkü devletin görevlerinden birisi de köle mevcudunu azaltmaktır. Zekat giderleri vardır, zekat gelirlerinin harcandığı yerler vardır. Bunlardan birisi köle azat etmektir. Bu yüzden Osmanlı mahkeme defterlerinde çok sayıda köle azat kayıtları vardır. İnsanlar belli bir süre kölelerini istihdam ederler. Kendi işlerinde, ev işlerinde, dışarıda kullanırlar. Sonra belli bir süre sonra da azat ederler. Sağlığında azat eder, ölümüne yakın vasiyet eder, azat olmasını vasiyet eder. Bazen köle ile efendisi anlaşma yapar. Bu da teşvik edilmiştir. Köle belli bir süre çalışmak, belli bir parayı teslim etmek, belli bir işi yapmak karşılığında hürriyetini satın alır. Bu bakımdan aslında İslam dünyasında ve Osmanlılarda kölelik devam ettiği sürece onlara iyi muamele yapılma noktasında başarılı bir örnek vermiştir. Peki köle alım satımı var mı Osmanlı'da? Köle alım satımı yani pazarlar, elbette var. Olmaz mı? Yoksa sadece savaşlar? Esir pazarları var. Esir pazarları. Esir şimdi pazarları tabii var. Aslında köleliğin kaynağı savaş esirliğidir. Fakat onu sormaya çalışıyorum. Köleliğin kaynağı savaş esirliği veya köle bir anneden doğmuş olmaktır. Evet. Fakat savaşlar azalınca köle ihtiyacı bir de yardımcı personel ihtiyacını karşılamak için Akdeniz ticaretinde köle pazarları, köle ticareti çok yaygındır. Burada Osmanlı tacirleri de, Venedik, Cenevalı tacirler, Yahudi tacirleri de çok etkindir. Fakat söylediğim gibi, bunlar belli bir süre içerisinde Osmanlı toplumunda erimişlerdir. Bakın, bize Afrika'dan köle geldi o dönemde. Bugün Türkiye'de
Amerika'da karşılaştığımız gibi Afrika Amerikalı zenci tipi bir insan şeyi var mı? Çünkü bunlar toplum içerisinde erimişlerdir. Bir, hürriyetine kavuşurlar. Hürriyetine kavuştuktan sonra hür insanlarla aynı statüdürler. Hür insanla evlenirler. Köleyken de evlenebilirler. Bakın köleliğin en dramatik dönemi Amerika'da, Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da yaşanmıştır. Yani oradaki şeker tarlalarında, pamuk tarlalarında, bu tarımda kullanılan büyük köle mevcutları kölelik tarihinin en dramatik bu şeydir. Çok kötü örnekleri var. Maalesef bugün elimizde kölelerin bizzat kalem aldığı kaynaklar, hatırat tipi kaynaklar çok fazla yok. Ama bir tane Amerika'da bir tane şey yayınlandı. Harvard Üniversitesi bir kölenin hatıratını yayınladı. Paylaşmak istediğiniz böyle dikkat çekici şeyler var mı? Tabii çok dikkat çekici şey var. Şimdi kölelik Amerika'da, Kuzey Amerika'yı kastediyorum, 1860'larda ortadan kalkmaya başlamıştır. Güney-Kuzey Savaşı'nda. Şimdi o sırada işte güneyde kölelik var, kuzeyde yok. Bir köle kadın kaçarak güneyden önce New York'a sonra Boston'a geliyor. Onun hatıratları var. Bir kölenin Amerika'da yaşantısını görmek bakımından onu okumak gerekir gerçekten. Mesela kölelerin okuma yazma öğrenmesi yasaktır. Amerika'da kölelerin okuma yazma öğrenmesi. Kölelerin evlenmeleri yasaktır. Yasak vereceğim hocam, unutmayın. Kölelerin evlenmeleri yasaktır. Köle çocuk doğurursa çocuğun babasının kim olduğunu söyleme hakkı yasaktır. Çocuk doğar doğmaz 1-2 sene içerisinde köle annesinden... Nasıl ya? Mesela köle nasıl yani? Kadına diyelim tecavüz etmiş, babasını söyleyemiyor Hayır, mu? Hayır söyleyemiyor. Eğer babası efendisi ise, babası çocuğun kölenin efendisi ise babası olduğunu kesinlikle söyleyemez. Kesinlikle söyleyemez. Çocuğu kendisinden alınır, 2-3 yaşında satılır. Kölelerin, cariyelerin en önemli ızdıraplarından birisi çocukların küçük yaşta alınmasıdır. İslam hukukunda en az 7 yaşına kadar köle çocuğundan ayrılamaz. Yani bakın biraz önce söylediğim gibi hür kimselerle aynı konumda değil. Ama İslam hukukunda kölelerin bir statüsü var, hukuki statüsü. Ama en kölelik tarihinin en dramatik dönemi Amerika'daki dönemdir. Evet onu anlatıyordunuz, böldüm. O bir defa onun Afrika'dan kölelerin Amerika'ya taşınması büyük bir dramdır. Bakın bugün bazı ansiklopedilerde biz bunu İslam ansiklopedisinde bir tanesini yayınladık. Krokileri var. Afrika'dan köleler nasıl gemilerle taşınır? Böyle balık istifi gibi birbirlerine zincirle bağlanarak yan yana dizilerek, hani böyle palamut vardır tezgahlarda yan yana dizilir. Onun gibi dizilir. Yolculuk sırasında en az %20'si %25'i zayiata uğrar. Bunlar ölür çünkü uzun süre Afrika'dan Amerika'ya dörtte biri en az gider. Ve orada onları gerçekten çok acınacak bir şey bekler. Zaman zaman iyi dönemleri olmuştur ama çok kötü geçirdiği dönemler var. İşte onun doğurduğu biraz tepkilerin etkisi var köleliğin ortadan kaldırılmasında. Bir de köle artık masraflı hale gelmeye başlamıştı makinenin hayatımıza girmesinden sonra. Eğer öyle olmasaydı kesin zaten kaldırılmazdı muhtemelen. Mesela hukuki yönünün uzmanı Akif Hoca, ben biraz da o ısrarla bulunmasını istemiştim mesela. Yani... bir zamanların Kökler dizisi vardı. Yetiştiniz mi siz ona? Ne dizisi? Kökler diye bir dizi. Afrika'dan bir kölenin Amerika'ya götürülmesi, orada çoğalması. Kunta Kinte var. Ona Alper evet. Yetişmiş. Kunta benim Kinte. Yaşım müsait değil. Biz onun için sordum yetiştiniz mi diye. Biz o zaman Seyret Hoca hatırlar belki. Orada tipik bir köle ailesinin yaşantısı vurgulanır. Kaç kere kaçmaya yülteniyor, başaramıyor, yakalanıyor, gene geri getiriliyor vesaire. Bir de şunu ilave etmek isterim ben. Hoca çok güzel açıklama yaptı. Osmanlılarda Amerika vari bir köle sistemi yok. Yani ortakçı kullar diye Fatih döneminde bir tarım işçisi kölelik var olmuş ama uzun sürmemiş. Osmanlı'da savaş esirinin hocanın bahsettiği istihdam gibi köleleştirilmesi, istihdam edilmesi var. Ama savaş esirlerinin dışında bir de köle ticareti başlamış. Genellikle Kafkaslardan yapılıyor, Afrika'dan yapılıyor. Ve tabii bunların asıl hazin olanı Afrika'dan yapılanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'de kısırlaştırılıyor bunlar. Bunlar sadece Osmanlı'ya mahsus da değil, saray hizmetlerinde istihdam edilen köleler, hadımlar. Erkekleri. Ve daha çok tabii
haremde hizmet ettikleri için de erkekliklere alınıyor. Peki bu Osmanlı'da var mı hadım var. Etme ritüeli hadım et, yoksa oradan hadım edilmişleri mi hadım alıyorlar? Hadım edilmiş geliyor bildiğim kadarıyla. Burada evet, hadımlık yok. Öyle. Oradan geliyor. Tabii çünkü insanlık dışı bir şey o. Osmanlı döneminde zaman zaman bunun yasaklanması yolunda adımlar atılmış. En çarpıcı örnek 3. Ahmet döneminde Şehit Ali Paşa dediğimiz damat Ali Paşa'nın sadrazamlığı döneminde ama maalesef o kadar güçlü bir örf ki devam etmiş. Ta yani şeyde Sultan Reşat dönemine kadar geliyor bu köle ticareti meselesi. Sonradan kalkıyor tabii ki. Pekala. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ya aslında Osmanlı'da bu en hani şimdi en uygun, en olabilir, en az hasarla atlatılmış. Evet. Çünkü o döneme baktığımız vakit o konjonktürün içinde zaten olan kural ve kaideler içerisinde sonra zamanla yıkılmış. O günden baktığımız vakit. Cariyelerle devam etmek istiyorum. Şimdi onların hareme alınışları, onların statüsündeki değişimler. Çünkü köle kadın aslında onlar da sonrasında devleti yönetme yetkisine işte saltanat naibi olan bir valide sultan dönüşebiliyorlar. Tabii de dönüşebiliyor, doğru. Ne burada yani iyi bir yetişmişse iyidir, kötüdür. O başka yani bir insanın köle olması nasıl kabiliyetlerini sıfıra mı indiriyor? Hayır. Ha, tamam. Şimdi şu var. Osmanlı padişahları başlangıçta normal bir evlilik yapmışlardı. İlk dönemlerde. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bugüne baktığımız vakit hani biz kendi kitabımızda da yazmıştık bunu. Osmanlı'da bir köle kadının bugünün işte first lady'si olması yani doğru. İnanılmaz bir statü kazandırmış. Tabii, doğru. Ve kazandırmış. Dolayısıyla hani bu güzel bir yönü. Bunu vurgulamaya çalıştım yok, hocam. Aman ya, bir şey demedim. Yok. Hayır. Ben şunu güzel veya şey olarak değerlendirmiyorum ben. Fotoğrafı netleştirmeye çalışıyorum. Evet, buyurun. Şimdi Osmanlı padişahları başlangıç dönemlerinde normal evlilik yapmışlardır. Sonradan çeşitli sebeplerle bu evliliklerden vazgeçmişlerdir. Yani çünkü etrafta onlara denk hanedan kalmamıştır. Mesela o Anadolu beyliklerinde evlilikleri var Osmanlıların. Bir de işte Abdülkadir Bey nedir bilmem de Yıldırım Beyazıt'ın mağlup olmasından sonra eşinin esir olması Şah İsmail'e orada onun eşinin maruz kaldığı bir takım muameleler Timur'u. Pardon, Şah İsmail'in Timur'u. O Ankara. Şarap taşıma sahnesi i̇şte, için tasvir derler yani, ama. Menkıbe o. Bunlar rivayet. Hı hı. Bu tür çeşitli sebeplerle artık Osmanlı şeylerinin nikahtan daha çok yani hür ailelerden evlenmelerinin önüne geçen engeller. Bu defa ne oluyor? Dışarıdan alınan cariyelerle. Fakat biz şimdi bu işi biraz algıyla anlatmaya çalışıyoruz.